Yargı krizi yaşanırsa, yaşanıyorsa bu ne anlama gelmektedir? Yargıtayın Anayasa Mahkemesi üyelerine e, suç duyurusunda bulunmasının ardından başlayan yargı krizi tartışması hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın açıklamaları oldu. Biz kavgaya taraf olmayız ancak hakemlik görevi bize düşer dedi. Ancak yine de AK Parti içindeki farklı fikirlerin bu yaşananlara dair farklı fikirlerin dile getirilmesinin birlik beraberlik açısından sakıncalı olduğunu vurguladı. Tabii ki ana muhalefet partisi de yaşananlara ilk günden beri en üst perdeden tepkisini sürdürüyor. Yanı sıra bu yaşananlarla ilgili İyi Parti'den de açıklamalar var. Bu yargı krizini konuşacağız, ne anlama geldiğini konuşacağız. Biraz da hafızaları tazelemek istiyoruz özellikle 2010 e, referandum sürecinde bilhassa e, bireysel başvuru hakkı e, çok konuşulmuştu. Buna dair e, oldukça e, nasıl desek aslında bireysel başvuru hakkının önemine, e, kıymetine vurgu yapan cümleler kurulmuştu. Şimdi şikayet edilen bir unsur haline geldi. Bu açı değişimini neye borçluyuz? Bunu soracağım geniş açıda konuklarıma. Tabii ki krizle birlikte anayasa tartışması da bir kez daha gündemimizde. Acaba bu e, istenen anayasa değişikliği için tırnak içinde bir fırsat olarak mı görülüyor sorusu da aklımıza geliyor elbette. E, hem yargı krizini konuşacağız, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in genel başkanlığa seçilmesinin ardından yaşanan... Görev değişimlerini konuşacağız. Hem İ Parti'deki istifaları konuşacağız hem de yaklaşan yerel seçimler öncesi ittifak senaryoları yeniden gündeme gelebilir mi? Bunu konuşacağız. Peki kimlerle bu akşam konuklarım? Anayasa hukukçusu Profesör Doktor Süheyl Batum. hoş geldiniz Selve. Profesör Doktor Mitat Baydır. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş B LDP ederim. eski genel başkanı Cem Toker. Cem Bey siz de İstanbul stüdyoya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce tabii yargı kriziyle başlayalım isteriz. Kimileri buna yargı değil, Cumhur İttifakı'nın krizi demekte. Haklılık payı var mı? Birazdan konuklarıma soracağım. Önce çok kısa bir e, bilgimizi güncelleyelim. Anayasa Mahkemesi'nin yapısını bir hatırlatalım. Sonra hemen bir uzman olarak Süheyl Batum'la yaşanan krizi değerlendireceğiz. 15 üyesi bulunuyor Anayasa Mahkemesi'nin. 12 üye bizzat Cumhurbaşkanı tarafından atanmakta, 3 üye Yargıtay'dan, 2 üye Danıştay'dan, 3 üye YÖK'ten, Yüksek Öğretim Kurumu'ndan olacak şekilde, 4 üye üst mahkeme yöneticileri, avukat, hakim, savcılar şeklinde belirlenmekte. Türkiye Büyük Millet Meclisi ise 3 üyeyi atamakta, 1 üye Sayıştay, 1 üye serbest avukatlardan oluşmakta. Aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olduğu düşünülürse bu üç üyenin de e, muhakemelerine dair bir fikir e, size sunacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki e, bir yandan yargıda bir e, alt üst e, yok dense de bunun bir doğruluğu var mı? Bir karşılığı var mı? Bunu da soralım istiyorum. İsterseniz şimdi de yüksek mahkemelerin görev yetki alanlarını bir görelim. Ve hemen Süheyl Bey'den anlatmasını isteyelim. Süheyl Hocam sizi böyle alsam. E, tabii ekranın tabii. önüne alsam. Tabii. Şimdi hepsini okumak çok vakit alır gerçekten ama Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay karşı karşıya geldiği için. Burada e, önce şunu sormak isterim. Bir alt üst ilişkisi var mıdır iki yüksek mahkeme arasında? Ve nihayetinde anayasa mahkemesi, e, malum anayasayla yönetilen bir ha. cumhuriyet rejimi olduğumuza hı. göre hı. tüm bu mahkemeler üzerinde de bir e, denetime, e, bir sorumluluğa, bir yetkiye sahip mi? Şimdi efendim bir kere e, masu özellikle bir kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılıyor. O yüzden bunu koymuş olmanız da çok önemli. Hı hı. Şimdi ülkede yüksek yargı organları var, yargı var. Bu yargı, idari yargı, işte e, adli yargı olarak. Şimdi e, Yargıtay, hı hı. adliye mahkemelerinin hı hı. en üst merci. Hı hı. Yani günlük hayattan bir kullanmamız gerekirse, yani, lisan kullanmamız birinden gerekirse, borç aldınız, ödemediniz, ben, bir evet, ihtilaf çıktı aramızda. Ve e, en üst gideceği yer burasıdır. Yargıtay. Evet. İkincisi Danıştay. Vatandaşı aynen yani. vatandaşın hı hı. gideceği yer burasıdır. Hı hı. Danıştay, idari hı hı. davaların, yani idare ile birey arasındaki, idarenin kendi içindeki hı hı. yargılamaların, ihtilafların çözümünün son mercidir. Yani vatandaşla belediye, belediye Aynen. ile büyükşehir, e, büyükşehir belediyesi, onun içerisinde gibi gibi hı hı. onların içerisindeki şeylerin en son aşamasıdır. Ancak Anayasa Mahkemesi daha farklı ve daha önemli bir misyonu olan bir mahkemedir. Konumu farklı. Konumu farklıdır. Hı hı. Neden? Zaten Can Atalay'dan da örnek vereceğim durum, durumundan da. Şimdi ya, anayasa şey ne ile kurulur? Yasalarla kurulur. İlk Hı -hı. önce anayasa verir sonra yasalarla. Danıştay ne ile kurulur? Aynen Hı -hı. E, anayasa maddesiyle ilk önce sonra da e, yasalarla kurulur. Uyuşmazlık mahkemesi nasıl? Yasalarla. Her şey ceza yasası her şey Hı -hı. her şey yasalarla kurulur. Peki bu yasaların? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı bu yasaların hukuka ve anayasaya uygun olup olmadığını kim denetler? Adı üstünde anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'ne söylediğiniz gibi 2010'da bir görev daha verildi. Dedi ki: "Bunların herhangi birinden veya bir idari makamdan veya yürütmenin kendisinden bir mesela Cumhurbaşkanından bir kararname yapıldığında veya bir kanun yapıldığında bu kanun eğer anayasadaki haklardan bir tanesini ortadan kaldırıyorsa, ihlal ediyorsa, o zaman sen anayasa mahkemesine başvurursun ve nihai kararı o verir. O verir. Dedi. Hı hı. Şimdi anlaması için herkese söyleyeyim. Burada ne Cumhurbaşkanı'nın söylediği, ne diğerlerinin söylediği gibi arada bir ihtilaf yok. İhtilaf var diyen kimse, net söylüyorum, ya hukuku anayasayı hiç bilmiyordur ya da gerçekleri söylemiyordur. Şimdi bunu Cumhurbaşkanı söylediği zaman anlayabilirim. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı hukukçu değil. Herkes hukukçu olmak zorunda değil. Tabii ki. Ama ona eğer efendim burada bir ihtilaf var. Bu ihtilafı anayasa şey e, ihtilafı çözmeniz lazım. Hakemlik yapmanız diyorsa onun sayın Cumhurbaşkanı kandırmak istediği konusunda en ufak bir tereddüt yok. Neden? Şimdi Yargıtay ve ilk derece mahkemesi Can Atalay'ı suçladı mı? Suçladı. Mahkum etti mi? Evet. Etti. Şimdi Anayasa Mahkemesi burada hayır. Suç yok. Onun beraat etmesi lazım diyemez, demiyor da zaten. Ne diyor? Bak diyor, yargılama usulün ve sonuçta vardığın karar kişinin bireysel haklarını en önemlilerinden bir tanesini seçme seçilme hakkı ve yine en önemlilerinden bir tanesi kişi güvenliğini ve kişi özgürlüğünü ihlal ediyor diyor. Dolayısıyla yargılamanı böyle yapamazsın diyor. Peki buna etkisi olan kim? Bir tek anayasa mahkemesi. Başka hiçbiri yok. Bakın Simge Hanım eğer deseydi ki mahkeme anayasa mahkemesi efendim yanlış yargılamışsınız. Onun suçu yok ki bunlarla nasıl bu sonuca vardın? yanlış söylüyorsun deseydi, o zaman arada aa, ihtilaf var, Anayasa Mahkemesi görevini açtı açmadı derdik. Ama Anayasa Mahkemesi diyor ki, sen bu kararı verirken, durdurman gerekirken, durdurmayıp hemen apar topar yargıladığın ve mahkum ettiğin ve adamı da tahliye etmediğin için, sen kişi özgürlüğünü, kişi güvenliğini, ve seçme seçilme hakkını ihlal etmesini seçilmiş adamı içeride tutuyorsun. Dolayısıyla derhal tahliye et. ilk derece mahkemesine gönder. Ve o ilk derece mahkemesi de durdursun diyor. Çünkü milletvekili olmuş diyor. Peki tutuklu bulunduğu suçlamanın bu yasayının dışında kaldığı eleştirisine ne diyorsunuz? Hayır öyle bir şey yok. Bakın. Şimdi neden bunu söylüyorlar? O da bir yani, tamamıyla... O da işte devletin bütünlüğüne e, yönelik tamam. Şimdi şöyle e, bir şey. eylemler aslında kast Şimdi kasteler. anayasanın maddeleri. Demin söyledim. Anayasa Mahkemesi'nin görevi ne? Anayasa Mahkemesi'nin görevi şu. Bir kanun yaptınız. Hı hı. Kim yaptı? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Anayasa Mahkemesi'nin görevi şu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisine bile bırakmıyor. Ben bunu kastettim. Öyle anlayacaksın. Başka türlü anlarsan bozuşuruz. Demesine izin vermediği gibi anayasa, anayasa mahkemesi bunun için kurduğu gibi, bir yargı tayin veya herhangi bir mahkemenin de, bir dakika Sayın Anayasa Mahkemesi, hı hı. bu düzenlemeyi böyle anlayacaksın, böyle anlamazsan bozuşuruz demesine de imkan tanımıyor. Neden? Bunlar da diyorlar ki, işte yani bunu ileri sürenler, Sayın Cumhurbaşkanı'nda belki bilmediği bir konuda yanlış yönlendirmeye çalışanlar, e, diyor ki, bunu şundan söylüyorum. Ya açık söyleyeyim. Ya Cumhurbaşkanı bu kadar büyük bir hata yapmaz diye söylüyorum. Yoksa bir cumhurbaşkanı gelip de kendi evet. üyelerini seçtiği bir mahkemeye hı hı. bana bakın arkadaşlar bunu desteklemeyin sakın. Bunu destekleyin, beraber çözeceğiz işi demez. Yani hı hı. normal dünyanın hangi demokratik ülkesinde söyler? O yüzden ben diyorum ki herhalde yanlış yönlendirdiler diyorum. Peki. Yoksa mahsudan değil. Şimdi bu düzenlemeyi Orada çok açık anayasa maddesi Oradan de. Orada devam edebiliriz Herkes, orada, Bey. herkes şunu e, gör yani görür. Bakın ne diyor. Bir kere hiç tartışması olmayan bir şey var. Dediğim gibi anayasa mahkemesinin yanlış karar verdiğini düşünün. Dünyanın her yerinde siyasetçilerin anayasa mahkemesinin yanlış karar verdiğini düşündüğü kararlar olmuştur. Ama bakın ne diyor. Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. Evet. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar diyor. Kim diyor? Anayasa diyor. 153. maddesi. Bakın şöyle demiyor. Yargı organlarını diyor. Bunun içinde bunların hepsi var. Yargıtay da var. Yani şöyle demiyor. Bazı konularda Yargıtay eğer haklıysa kararları dinlemez diye bir şey söylememiş. Bağlar diyor hepsini. Ve hepsi bu kararlara uymak zorundadır diyor. Şimdi bunu şuradan çıkartıyorlar. Ee, aha, yanlış bir şekilde çıkartıyorlar. Diyorlar ki, efendim seçimden önce bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz diyor. Şimdi bu konuda daha önce de aynısı yaşandı. Sayın Berberoğlu, bir milletvekiliyken bir suç işlediği iddiasıyla hı hı. yakalandı, e, tutuklandı ve yargılandı. Mahkum oldu. E, o arada milletvekili seçildi. Milletvekili seçildiğinde açık, meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, yargılanamazdı. Hemen Yargıtay'a gönderdiler ve Yargıtay da kesinleştirdi hemen Alın bunu atın dışarı dedi. Biraz beklediler ve meclis aldı attı dışarı. Doğru mu? Attı. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Yapamazsın dedi. Milletvekili seçilmiş bakın. Milletvekili seçilmiş kişinin yeniden ikinci defa seçilmiş yeniden yargılanması şey meclis kararına ihtiyaç yoktur diye yorumladı Yargıtay. Ve ilk derece mahkemesi. Hayır dedi. Yorum yetkisi bendedir bir daha yapacaksın dedi efendim ama dedi gördüğünüz gibi anayasanın 14. maddesindeki durumlardan var o anayasanın 14. maddesindeki hı hı. faaliyetlerden bir tanesidir bu dedi ona da ben karar veririm dedi çünkü anayasayı yorumlama yetkisi bende dedi hı hı. sende hı hı. değil dedi hı hı. E 153. maddede böyle bir yorum yok yani e, yargıtay bazı konularda kesin kararı o verir diye bir şey yok şimdi bu kadar açık bir düzenlemeden bu kadar açık bir Anayasa mahkemesi kararları kesindir. Yani bunun için emin olun. Anayasa profesörü olmaya, profesör olmaya veya parti başkanı olmaya veya cumhurbaşkanı olmaya veya e, Cumhurbaşkanı'nın e, e, hukuk kurulunun e, şey, başkanı olmaya gerek yok emin olun. Hukuk fakültesinin birinci sınıfındaki çocuklara, şimdi daha işte 2-3 aydır görüyorlar, sorun. Bu maddeyi yorumlar. Anayasa mahkemesi kararları herkesi bağlar. Beğenmeyebilirsiniz. Ben de iptal ettiği her konuyu veya iptal etmediğini beğenmem. Ama buna eder. riayet etmez iseniz sonuçta şöyle bir duruma çıkar. Yarın geldi bir kanunu iptal etti. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp bir kanunu iptal etti. Sen kimsin bunu iptal ediyorsun? Ben konuştum arkadaşlarla böyle bir şey iptal edemez misin? Hadi arkadaşlar gereğini yerine getirelim, anayasayı değiştirelim derse ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Yani, aa doğru mu diyeceğiz? E böyle bir şey, anayasa değiştirelim diyoruz şimdi. Böyle bir şey yazılır mı anayasaya? Yani Sayın Cumhurbaşkanı isterse bazı durumlarda hakemlik görevini yaparak anayasa mahkemesi haksız çıkartabilir. O zaman onun kararına uyulur. Yok böyle bir, dünyada böyle bir anayasa yok. Dolayısıyla bu işin yapılması gereken şey şuydu. Hala da budur. Bu çözülmek isteniyorsa. Bu anayasa değiştirmekle falan falan mümkün değildir. Şu ancak yapılır. Yani çözülmesini istendiğini düşünerek söylüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyacak ve ee derhal tahliye edecekler ve yargılamayı bekletecekler. Ha isterlerse meclis karar verir. Der ki biz bu kişinin ee yargılanmasının devam edilmesini istiyoruz derler. O zaman Anayasa Mahkemesi de gider. Anayasa Mahkemesi tamam derse kaldırmayı gider yargılanır. Peki. Ee, budur. Son bir de bir şey söyleyeyim bu konuda. Ee, bu anayasanın çok ilginç bir şey. Çok ilginç. Bunun da vurgulanması lazım. Bütün siyasetçiler veya siyasetçilere yardım edenler şunu söyleyebilirler. Dünyanın bütün ülkelerinde ama makul ve ciddi ülkelerinde şunu söyleyebilirler. Anayasa Mahkemesi yanlış yaptı. Biz beğenmiyoruz ama uymak zorundayız. Ama hiçbir hiçbir siyasetçi ya da siyasetçi yanında yardımcı olan kişi şunu söyleyemez. Buradaki sorun turnusol kağıdı gibidir. Milli yargıyla kökü dışarıda yabancılara hizmet eden yargı arasındaki şey ortaya çıkmıştır gibi bir ibareyi kullanması mümkün değildir. Ciddi bir ülkede bir cumhurbaşkanı da bunu devam ettirmesi veya söylemesi mümkün değildir. Bunu siyaseten değil, hukukken söylüyorum. Ha, Simge Hanım biri eğer bu arada telefon da eder. Hayır hayır var. Bu mesela Fransa'da da oldu, İngiltere'de da oldu, Almanya'da da oldu, Çekoslovakya'da Çek Cumhuriyetinde de oldu derse o zaman bir daha konuşuruz. Peki. Ee, Sayın Baydur size de sormak isterim. Şimdi bir yandan biz aslında belli aralıklarla anayasa tartışmasını gündeme e taşırız, taşınır ve bizler de tartışırız ki biz sizinle 2010 e, referandumunda değil ama sonrasındaki cumhurbaşkanlığı yani Türk tipi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinde de örneğin epey tartışmıştık ama her seferinde biraz daha kozantik bir iklimle karşı karşıya kalıyoruz bu kez de üstelik hani yüksek yargı gibi seçkin aslında e, unsurlardan oluşan ve siyasetle aslında pek de yan yana gelmemesi daha sağlıklı e, olan e, unsurları konuşuyoruz. Şimdi Süheyl Hoca aslında epey detaylı anlattı buradaki işleyişi. Bunu siz hani siyaseti bu kadar bir bilim olarak e, anlatan bir akademisyen olarak nasıl yorumluyorsunuz? Bu bir yandan da anayasa değişikliği için bir fırsat olarak görülmekte diye değerlendirenler var. Sizce de öyle mi? Evet, yani Siyasi şimdi açıklamaları e, ikinci turda zaten ayrıntılı konuşacağız tabii ama... Tabii tabii. Hocam çok kıymetli bir anayasa hukuku profesörüdür ve uzun yıllardır benim dostumdur zaten. Evet. Şimdi anlatırken de keyiflen dinledim. Şimdi e, fakat şöyle bir şey ben görüyorum. Yani normal iki e, anayasal e, yargı kurumunun birbirleriyle arasında bir çelişki e, tezahürünü hı hı. okumaya çalışmanın ötesinde e, benim perspektifimden ileriye matuf... ...bazı bir şey var... ...bir takım planlar olduğunu düşünüyorum ben... ...yanılabilirim de benim penceremde öyle gözüküyor... Hastamız yani burada ...kontrollü, kontrollü yani. kriz... Hani ...KK, Hı. Kemal Kılıçdaroğlu için KK yazıyor ya... Yani ...kısaca bu da kontrollü kriz... ...iki tane KK gibi, kontrollü kriz gibi geliyor bana... ...şimdi efendim bir kere... ...şunu bu sabahleyin ben bir hukukçu arkadaşımla konuştum... ...o hatırlattı bana... ...hakkını yemeyeyim yani benim fikrim değil... ...fakat bugün Fatih Altaylı da yazmış... ...bu yargıtay, Cumhurbaşkanı'nın şimdi... ...yani yargıtayın da haklı olduğu taraflar olabilir gibi... ...mealen söylüyorum... Hı. Bu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kapatma davası açtığında şimdi Cumhurbaşkanının karşı olduğu Anayasa Mahkemesi layıklığa karşı odakla, odak olmaktan dolayı para cezasıyla partiyi kapatmadı. Para cezası verdi. Hazine yardımını kesti. Yani anayasa yani hani hukuk bir gün hepimize lazım olur derler ya hukuk o zaman Adalet ve Kalkınma Partisine lazım oldu. Bir işlerine yaradı. Bunu da bir parantez içerisinde e, bunu da söyleyelim. Yani. Sonra Anayasa Mahkemesi bak, baktığı baktığın zaman işte e, meclisin atadıkları var. İşte iki tane Danıştay'dan, üç tane YÖK'ten. O YÖK grafiği tekrar verir falan. misiniz arkadaşlar Mithat Bey de anlatırken? Hayır hayır gerek yok gerek yok. Öyle yani, mi? Tabii, peki, tabii, onun için hafızamızı tazelemek isterseniz yani, diye dedim. Yani 12 tanesi Cumhurbaşkanı evet, atıyor. E, bizzat. mecliste, de, mecliste de çok büyük bir yani genel başkan olduğu partinin iradesi var. Yani... Eğer süflörlük yapıyorsa bilmiyorum yani şunlar olsa iyi olur diye. Aslında hepsini Cumhurbaşkanı seçiyor. Hepsini Cumhurbaşkanı seçiyor. Hepsini Cumhurbaşkanı seçmesine rağmen mesela galiba Abdullah Gül Bey'in e, 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 zamanından kalma bir şey hı hı. var. Yani belki Söyül Hocam da öyle, Galiba bir kişi var. Onu hepsini bu Cumhurbaşkanı atladı. Ona rağmen böyle bir karar çıkıyorsa e demek ki hukuk yani iyi kötü bir şekilde böyle bir şeyin yani makulün hı hı. olması gerekenin hı hı. E, bir e, da vicdanın bir sesini dinleyebiliyor. Öyle de bakmak lazım. Şimdi anayasa söyledi hocam, onu tekrara girmeyeceğim. 153. maddesi çok kısaca, bence de açık ve nettir. Yani illa hukuk okumaya gerek yok. Siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisiyle örtüştüğü alan kadar, benim hı. anlayabildiğim kadarıyla kesindir. Gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Hı hı. Bütün, hep bağlar diyor, o kadar. Öbür e taraftan da 104. maddesi var. Cumhurbaşkanı da, yani hakem falan demiyor, kurumlar arasında uyumu sağlar diyor. 104. maddesi, Cumhurbaşkanı görevleri arasında bir takım yargı kurumları ve devlet kurumları arasındaki hakem olma Bir çelişki çıksa hakem olur, hakem olarak bunları ve dinler, karar verir demiyor. Uyumu sağlar. Şimdi dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın bir mi demesi her iki kurumun üzerinde kendisini konumlandırması gibi hani böyle bir takım hiyerarşik bir yapıya büründürmesi de bence çok anlamlı falan değil. Ama eğer burada Cumhurbaşkanı bu hukuki kargaşada ya da bu hukuki Türkiye'nin son böyle bir birkaç gündür yaşadığı bu katastrofik ortamda Yargıtay tarafında kendini konumlandırıyorsa zaten esasında hakem olması da taraflı olması itibarıyla çok fazla mümkün değildir. Aslında faydalı da değildir, işlevsel de değildir. Hı hı. Şimdi, Orada belki şu açıklaması aslında çok sizin söylediğinizle e, örtüşüyor. Eğer partimden bazı arkadaşlar da Yargıtay'ı yerip Anayasa Mahkemesini övgüler düzüyorsa onlar da yanlış yapıyorlar diyor. Bizim, birimiz, hepimiz. Ana, anayasadaki hepimiz... maddeyi söylüyorlar gibi Hı -hı. okuyorum ben. Hı -hı. Anayasa, ya anayasa uyalım diyorlarsa onlar. Evet. Bunun neresi arızalı, Hı -hı. neresi kusurlu? Anayasaya uyalım diyorlar. Hı -hı. Ve bakın bu anayasa, yani bu anayasa sizin, yani şikayet ettiğiniz bu anayasa, 22 yıldır iktidardasınız, değil mi? 2010'da siyaset, 2010 referandumuna gitti, arkadan bilmem şey oldu, arada bir takım değişiklikler oldu, 2018'e giderken yine bir takım değişiklik oldu, sistem değişti Hı -hı. ya Türkiye'de, yani rejim değişti. Yani bu, sürekli bir, sürekli bir şikayet edilen bir anayasa, sürekli böyle bir anayasa tartışmalarına yani her sabah uyan bir anayasa tartışması. Bitmeyen 22 senedir böyle bir anayasanın bir seren camı var burada. Fakat emir türlü bir şimdi şey var konuşuluyor Türkiye'de bu birkaç gündür. bir meşhur söz vardır. Galiba Seneca'nın hocam bilir bilmiyorum bu işte Roma Romalılar döneminde adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun derler. Muhtemelen sene Han'ın sözü olması lazım. Bunu Abdülhamit Gül de söyledi Adalet Bakanlığı zamanında. Bir ara cesur bir çıkış yaptı. Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun dedi. Bir süre sonra görevi bitti zaten. Bir süre sonra görevi bitti. Bu Türkiye'de maalesef olmuyor. Yani şimdi burada tabii ki adalet yerini bulsun, keşke kıyamet kopsun. Ama hocanın söylediği gibi... Burada bir yargılama tekniği, hukuk tekniği açısından şu deliller eksik, bu eksik falan demiyor. Hak ihlali var diyor. Anayasa Mahkemesi ona bakar zaten. Bugün mesela Adalet Bakanı yok ki 130 bin tane başvuru var. Yani bunu bir düşünmemiz lazım. Anayasa Mahkemesi nasıl bakacak bunlara diyor. Bakıldı. O ona bakmıyor ki bütün dosyalar yani bakmış 8 Ocak'taki duruşma ne olmuş? 17 Mayıs ertelenmiş. Ya bu, bu, hukuk tekniği açısından şu zayıflık var. Şunun ifadesini ona bakmıyor. Hak ihlali var mı? Yok ona bakıyor. Hak ihlali ihlali var diyor. Hak ilali var diyorsa beğenmeyebilirsiniz. Beğenmeyebilirsiniz dediği gibi hocanın. Ya ben ya ben yani şimdi şöyle bir şey. Evinizi istimlak ediyorlar. Şimdi yeni bir yasa çıkarttılar ya. <laughs> dediler ki size e, 3 milyon lira para veriyoruz. 3 milyon olur mu ya? Zamanında 2 sene önce 7 milyon verdiler. Ben satmadım. Mahkemeye gidiyorsunuz. Mahkeme haklı buluyor iktidarı. Siyasa, yani siyasi hükü, hükümeti haklı buluyor kararı vereni. İç, iç, şeye gidiyorsunuz istinafa ya da yargıtaya o da onaylıyor. Anayasa Mahkemesi'ne başlıyorsunuz o da onaylıyor. Kabul edeceksiniz Evet, ne yapalım? İçime, içime sinmedi. ama der ne, bana benim başıma gelsin nedir? İçime sinmedi ama ne yapalım? Anayasa Mahkemesi bile artık yani bir şey bulmadı derim Kabullenmek durumunda kalırsınız. Ya böyle işler toplum Yoksa kaos olur. Başka türlü işlemez. Mümkün değil bunu. Uzun uzun bunun üzerinde durmak istemiyorum. Yalnız anayasayı şunun üzerinde durmak istiyorum ben. Yani bu yeni mi aklına geldi Türk toplumu tartışıyoruz ya? Anayasa ya anayasa ihlal ediliyor anayasa. Anayasa ihlali yeni değil ki. Yeni mi ya? Yani yeni mi aklınıza geldi bu? Ya Cumhurbaşkanı üçüncü kez Cumhurbaşkanı dayı oldu. Ana muhalefet liderine o zaman söylendi. Ya bu anayasaya, anayasaya aykırı bir şey. E ne yapalım? Mağduriyet mi yaratalım? E peki Cumhurbaşkanı siyasi iktidarın başı ana muhalefet liderine seçime giderken tespit ettik ki deselerdi Cumhurbaşkanı şikayet etselerdi bu hazine parti yardım veriyor ya bu ana muhalefet lideri CHP'ye verilen misal söylüyorum yani hazine yardımını cebine indirmiş bu, bu suç büyük bir suç savcılar suç duruşta bulunmayacak mısınız e, e, ne yapalım şimdi mağduriyet mi yaratalım seçime gidiyoruz diyebilir mi kimse cumhurbaşkanı ona diyemez baysa börsa yani yani bir şey varsa bir suç varsa bir ihlal varsa bir, bir, an bir anayasayı yandan bypass etme yandan dolaşma varsa bunun gereğinin yapılması lazım yani Türkiye'de bütün ben bence bence 2014'te itibaren bütün seçimler şaibeli. 2014 seçimi işte arkadan 2017 referandumu Atalar Üsküdar'ı geçti dedi. 2018 öyle 2019 yerel seçimlerde küçük çekmecede ev bastılar ya. Kadın ağlıyordu. Oğlan oyunu kullandı gitti Eskişehir'deki üniversite diyor. Hayır çıkart diyor. Kim oy kullandı? Şey mi sahte oy mu kullandınız dedi. Bütün seçimlerde şaibe var. Şimdi bütün bunlara itiraz edilmedi. İtirazı buna edilsin. Edilsin tabii ki edilsin. Yani tabii. anayasa ihlali varsa tabii ana, bunu, bütün bunların konuşulması lazım. Ama bu Türkiye'de üzülerek söylüyorum ki bu yavaş 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 olan birçok ihlaller oldu. Yani bu ihlaller ya yani ihlal ilki değil. İhlaller bir iki mi bu? Ilki İlki değil yani. Hı hı. Bir yıl ihlaller oldu. Şimdi e, işte Yargıtay sesini duyurmak istiyor. Değil mi? Hı. Yargıtay sesini duyurmak Yargıtay'a da şunu söylemek lazım. Size aday gönderdiler İstanbul'dan. Siz bu adayı hiç tanımadan, belki bir kahve bile içmeden, belki oda bile göstermeden bilmiyorum. Aldınız, size bunu oy kullanın dediler. Tanımadınız bizi yargıta üyeleri olarak, biz hepiniz saygı duyuyoruz size. Oy kullandınız, Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiniz. Yani hukuk böyle işliyorsa, hukuk böyle bir ricayla talimatla geçiyorsa, hukukun itibarını çok büyük törpülediniz siz hepiniz biliyor musunuz? Ben isterdim ki yargıta üyelerin iradesi olsun orada. Yargıta kendi iradesini yansıtsın. Ve biz ben gençliğimden beri iyi kötü siyaseti okumaya karar vermemle mi izlerim? Evvelden böyle yeni yargı dönemin açılışları Yargıtay binasında olurdu değil mi? Bir yerlerde olurdu. Şimdi hepsi böyle külliyeye gidiyorlar. Stek sıra halinde aranarak içeri sokuyorlar. E şimdi böyle bu şekilde yargı, yeni yargı sezonunu, dönemini bu şekilde açtığından itibaren talimat almaya da alışkın olabilme ihtimali yüksektir. Böyle oluyor. Şimdi burada bir şey daha söylemek istiyorum. Karşı argümanlara bakılıyor. Hoca biraz bahsetti. Bu milli hukuk tartışmaları hı -hı, çok tehlikeli tartışmalar. Yani milli hukuk istiyoruz biz. Neoliberal ve batıcı hukuka karşıyız. Ba bağırdığınız zaman neoliberal ve batıcılardan Hazine Bakanı Merkez Bankası dolaşıyor. Oradan para arıyor. O neoliberal ve batıcıların ülkesinde o limanlardan para arıyorlar şimdi. Bu milli hukuk lafı neyi hatırlatıyor biliyor musun? İsmini şuraya yazdım. Roland Freisler. 1930'larda Almanya'da bir mahkeme e, reisi Führer'e mektup yazıyor. Karar verirken saygıdeğer Führer'im, karar verirken Führer olsaydı ne yapardı acaba diye empati yaparak karar veriyoruz diyor. Şimdi bu milli hukuk ya yani onların tartışması da böyle kendine özgü bir hukuk. Bu tehlikeli bir tartışma. Türkiye'nin yani tartışması. belki onu kastetmediğini düşünüyorum ben ama hı hı hı. bu tartışma oraya kadar gidebilir. Hı hı. Şimdi dolayısıyla. Bunun ya siyaset sosyolojisi açısından bir şey daha söyleyeceğim ee, önemli gördüğüm için. Ben hoca hukuk yanına anlattı. Ben böyle bir bunu nereden buluyorlar acaba diye bir teorik temel. Belki onun haberi bile yoktur da ben kendim kuruntum bir teorik temelle ilgili. Ben bunu çok birkaç programda bahsettim. Karl Schmitz diye bir adam vardır, vardı. Evet. Çok ünlü bir şeydir. Bir Almanlar Nazi döneminde. <laughs> Fakat bu şimdi esas da çok enteresan. Sol Cenat'ta okuyor bunu biliyor musunuz? Yani enteresan bir adam. Bu Karl Schmitt, siyaset sosyosu ünlü adamlarından biridir. Diyor ki, egemenliğin özü, karar tekeli kime aitse onadır. Egemenlik tartışması, egemenlik kayıt sözü milletindir, halkındır. Bunu geçin diyor. Egemenliğin tekeli, karar tekeli kimdeyse, yani egemenliğin özü pardon, özü, egemenliğin bizatihi kendisi, karar tekeli kimdeyse ona aittir. Ve bu egemen olan, İstisnai durum diye geçer bunu, istisnai durum teorisi diye geçer karşımitte. İstisnai durumlarda böyle bir meclis gibi falan bunları böyle kimse bakmaz. Oradaki şey siyasi erk ya da kişi kimse tek başına karar verir ve bu kriz anlarında istisnai durumda çünkü karar tek elini kendisi elinde tutuyordur diye. Şimdi dolayısıyla bunun çok farklı bir açılımları var. Daha uzun uzun bunu anlatabilirim. Fakat bunu buradan da temellendirmek isteyebilirler. Fakat sol cenahta da dünyada da böyle bir trend var. Trump yüksek mahkemenin yetki atamayı mesela Amerikan teamüllerinde yani bir ay kalmıştı seçime. Kadıncağızın ismini unuttum şimdi. Mesela altı ay kala atanır yüksek mahkemeye. Hı hı hı. Bir ay kala birisini atadı. Yeter ki ileride başıma birisi benden olsun diye. E i̇şte ne bileyim Netanyahu mesela bu şeyler o başlamadan önce yüksek mahkeme yetkilerini tırıp anlamak istiyordu. Macaristan'da keza öyle oldu. Böyle de bir trend var. Fakat burada önemli olan İnsanların ve toplumların duyarsız kalması. Bu Türkiye'ye de özgü değil. Dünyada da böyle bir siyasal, bak bu da David Easton'ın lafıdır. Onu da söyleyeyim. Yani siyaset sosyologlarından David Easton'ın. Zaman zaman öyle dönemler olur ki, bunu da zaman zaman televizyonda bazen söylüyorum. Halk, toplumlar tınak içerisinde ben oynamıyorum diye geri çekilir. Siyasal ilgisizleşme süreci var. Dünyada da bir siyasal ilgisizleşme süreci var. Yani üçüncü kez aday oluyor. Ses yok. Seçimlerde ben diyor Atalan Üsküdar'ı geçti. iki iki buçuk milyon oy damgasız, pusulasız bilmem ne siz kullanılıyor. Ses yok. Onda yok. Bunda bir, ses, bir tuhaflık var. Yani burada eğer bu bir milat olsun toplumu direkt ilgilendiren, toplumun adalet yapısıyla ve adalet adalete bağlı olarak toplumsal eşitliği, toplumsal huzuru, toplumsal ve siyasal iklimi var olan establishment, müesses nizamı bozacak nitelikte bir takım kararlar alındığında eğer toplum daha çok bundansa bugünkü gibi duyarlılığını gösterirse daha iyi olur. Cümet Partisi bugün de Nilgün Cerrahoğlu yazmış e, çok hoşuma gitti. Cumhuriyet Halk Partisi oturma grevi, ana muhalefet partisi hı hı hı. oturma grevi yapıyor orada şimdi. Oturma grevi yapıyor fakat diyor ki oturma grevine destek veren gençler e, bir bir yerde Nişantaşı'nda mı ya da Kadıköy'de mi ne bir teknoloji muhasası açılmış. İlk 500 alışveriş yapana 10 bin oluk hediye verecekmiş. Gece sandviçlerle gelmişler geceden herkes. Bağdat Sabahlamışlar. Sabahlamışlar. Hı hı. Oradaki gençlerin sayısı Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verenlerin yani mecliste oturarak bu yargılık şeyle destek verenler daha fazlaydı diyor. Yani adam orada... Teknoloji ürünü alıp hediye almayı, Cozmetik, beni evet. ilgilendiren bir adalet sisteminin yerli yerine oturmasıyla ilgili oraya destek vermekten daha önemli buluyor. Bu çok, Çünkü demir cilalı imaj devrem hocam bir yandan da yani artık makyaj güzellik e, estetik her Yalnız, şeyden önemli işte, maalesef. Ama bunu, değil, bunu siyasal iletişim açısından ana maalesef çok, çok iyi duyurması, evet. çok iyi yayması, çok iyi toplum harekete geçmesi lazım. Hı hı. Ormanda bülbül öttüğünde kimse duymuyorsa bülbül ötmemiş demek. Son çizim bu olsun. Peki. Cem Bey şimdi e, ileriye matuf, kontrollü bir kriz olduğunu e, söyledi Mithat Bey. Katılır mısınız? Yani burada bir anayasa değişikliğinin e, temelleri mi atılmak isteniyor? Ve e, milli yargı çıkışı e, sizce nasıl okunmalı? Yani maalesef birçok değer ve kavram e, kutuplaşmanın e, enstrümanı oldu uzun yıllar boyu. Ve şimdi buna yargı da dahil olmuş gibi görünüyor. Yani bizim yargı sizin yargı, işte e, batılı neoliberal yargı veya milli yargı gibi. Yani bu aslında tüm vatandaşların güvenmesi gereken tek bir kurum varsa o da aslında adalet mekanizması bizatihi yargıdır. Ama böyle bir e, ayrım bence çok tehlikeli bilmem siz nasıl yorumlarsınız? 13 sene önce zaten söylediler ayrımı ama toplum da uyudu. Ee, uyumaması, asla uyumaması gerekenler de uyudu. Örnek vereyim. Ee, yani e, adalet, hukuk, devletin taşıyıcı kolonuysa 10 15 sene içinde çatladı, 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 her an yıkılacaktı. Şimdi çatır diyor yıkılmadan önce. Devletin temelinden bahsediyorum. Taşıcı kolonundan. Ve yasama bizde, yürütme bizde, yargı bizde, her şey bizde diyen bir milletvekili vardı AKP'li. Bunu gayet net söyledi. O zaman bizim tüylerimizin diken diken olması lazımdı. Ana muhalefetin kıyameti koparması lazımdı. Baroların kıyameti koparması lazımdı demokrasiye inanan herkesin, televizyon kanallarının, hukukçuların, sivil toplumcuların bu nasıl bir cümle? Bir AKP milletvekili yasama bizde, yürütme bizde, yargı bizde diyorsa zaten olay bitmiştir. Onların yargısı bizim yargımız. 2010'a dönelim. Bülent Arınç gibi bir isim. Güzel Allah'ım verdikçe veriyor dedi mi demedi mi? Ne veriyor Bülent Arınç? Ne verdi güzel Allah'ın sana? Yargıyı aldılar elimizden. Daha da e, yine bir AKP'liden, ben AKP'lilerin sözlerinden gidiyorum. Ve nasıl uyuduğumuzu ve e, kıyameti koparmadığımızı ve bu üzerimize gelen tehlikeyi görmediğimizi. Cemil Çiçek, meclis başkanı iken 2014 Ocak ayında, Zaten söylenmesi gerekeni söyledi. Meclis başkanı söyledi. Anayasanın 138. maddesi ölmüştür dedi. Yargı bağımsızlığı ölmü. Sokaktaki adam söylemedi. Ben söylemedim. Cemil Çiçek söyledi. Yarım saat sonra o cümle unutuldu gitti. Halbuki kanallarda bu konuşulmalıydı. Toplumda bu duyarlılık yaratılmalıydı. Yargı bağımsızlığı öldü. Yani hakimlere talimat verilmez. Ve verildi. Şeye gelelim çay toplama. Çay toplamaya gitti yüksek yargı. O zaman cumhurbaşkanıydı, değil mi? Evet. Aldı. İşte danıştay sayıştay saydığınız kurumların yargının başkanlarını çay toplamaya gitti. Yine hiç tık yok toplumda ana muhalefette. olabilir. Yarım saat sonra gündemden düşüyor. Nasıl olsa gündem'i iktidar kontrol ediyor. Bu ucube rejime geçişimiz fiili duruma hukuki kılıf bulundur. Yaratın. Fiili durum ne? Ben anayasaya zaten uymuyorum. Anayasayı bana uydurun dedi adam. Gayet net. Her bunları alt alta yazdığınız zaman her biri birer hukuk devleti cinayeti veya öldürmeye teşebbüs veya şey uyarı bu da gitti. CNN Türk'te çok iyi hatırlıyorum. Bir program yapıyorlar yıllar önce. Moderatör diyor ki bu akşam konu, Orada profesörler, hukukçular falan oturuyor. Konuya bakın ben bunu not alıyorum. Efendim bir akşam tartışalım diyor ya. Yargı Kemalistlerin elinde mi, cemaatin elinde mi? Fethullahçılığı... Ya böyle bir şey konuşulabilir mi bir hukuk devletinde yargı kimin elin? Hani yargının bölüm acaba bugün milli yargı, gayri milli yargıya geldik falan tehlikeli mi? Bu, bu dediğim 10 sene önce efendi anayasa 101'i söyledi. E daha beteri var. Anayasaya aykırı ama evet oyu vereceğiz diyen bir bu sefer de bir ana muhalefet partisi çıktı karşımıza. Anayasa'ya aykırı ama evet oyu vereceğiz. Ya e, yani böyle bir toplumda şimdi en en e, vahimine sarayda yemeğe davet falan filan. En vahimi şimdi esas söylemesi gereken cümleyi Erdoğan daha başbakanken söyledi. Ama ondan önce şunu da söyleyeyim. Yargının gücü yetiyorsa gelsinler sarayın inşaatını durdursun dedi bir başbakan. Kafa bakın ya. Hangi kanal oturdu da bunu saatlerce konuştu? Hangi muhalefet partisi bunu gündemde tuttu günlerce? Nereye gidiyor? Bu nasıl bir cümledir? Yargının gücü yetiyorsa gelsin sarayın inşaatını durdursun. Bu da söylendi. Bu da bu yarım saatte gündemden düştü. Şimdi en vahimi bugün söylemesi gereken cümle yargıya gerekli talimatı verdik. Onlar da gereğini yapacak diyen bir evet. başbakan. Evet. Bu kelimeleri yazın hepsi çıkıyor Google'da. Ben yazıyorum çıkıyor tıkır tıkır. Evet, evet, evet. Tarihiyle, günüyle, saatiyle evet, evet. çıkıyor haberler. Ya bakın Anayasa 138 ölmüştür diyor adam. 138. Yargıya gerekli talimatı verdik. Onlar da gereğini yapacaklar diyen bir yürütmenin başı. Onun için işte hep o söylediğim bu hukuk dediğimiz devletin taşıyıcı kolonu Darbeyi aldı, 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 aldı. Şimdi deprem gecesi olduğu gibi kolon çatırdamaya başladı. Tepemize yıkılacak. O kadar ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Şimdi e, bensin ya 2010, 2010 referandumuydu veya şeyde 2017-16 Nisan referandumu. Bir cümlenizi çok iyi hatırlıyorum. Ya aynı kanaldaydık ya ben sizi dinliyordum televizyonda. Orada yazıyor. Dediniz ki bu anayasa metninde nerede Türkiye Büyük Millet Meclisi yazıyorsa onun üstünü çizip Recep Tayyip Erdoğan yazabilirsiniz dediniz. <laughs> Doğru. Yıllar Hiç önce bunu, de, bu cümleyi de. sizden duydum ben. Evet. Şimdi orada koyduğunuz şey Türkiye Büyük Millet Meclisi üç tane seçer e, e, de söylediği gibi. Hepsini, 15'te 15. Hepsini Cumhurbaşkanı seçiyor. Hepsini Cumhurbaşkanı seçiyor. Orada zannediyorum başkanı Abdullah Gül getirdi. Aynen. Değil mi? Aynen. Ee, bir ucubelik daha var bu rejimde. Yine Amerika'dan örnek verdiniz. Öyle bunlar başkanlık sistemi dedikleri sistemin, bu sistem başkanlık sistemine hakarettir. Başkanlık sisteminde başkan... Kesin. Ben seni anayasa mahkemesine atadım. Kesin. Öyle bir dünya yok. Senatoya önerebilir. Tabii. Check senato onaylarsa. Evet, ha. önemli bir. Bir de Türkiye'deki mekanizma var. Efendim? Check and balance dedikleri. Evet, yani. onay sürekli, yani, yani, e, Evet, millet adına var. senato, seçilmiş senatörler onay verirler veya vermezler. Bazılarına vermediler. Tabii canım. Reagan yıllarında tabii, tabii, üstünü tabii. çizdiler. Aynen. Aynen. Reagan'ın Reagan partisinin adamları. Aynen. Trump atama yaptı dedi. Çok doğru. Brett Kavanaugh, galiba tamam. bir de Amy Barnett isminde iki tane. Aa, Amy Barnett. Amy Barnett tabi. tabii, tabii, evet. Tabi, tabi, Amy Barnett. Bir bir Niye, niye atadı biliyor musunuz? Zaten ayağına geldi top. Çünkü seçimde seçim sonuçları Yüksek Mahkemeye gidiyor. Ama orada ne var biliyor musunuz? Sadece hakimin, yargıcın hukuk diploması yok. Adam hukukun ruhunu da biliyor, ahlakını da biliyor, felsefesi nedir biliyor. Trump'a dedi ki sen beni atamış olabilirsin ama ben senin aleyhine karar vereceğim, sen haksızsın. Ben böyle dedi, yani, tabii, e, tabii. ne dediniz, kıyamet kopsa da... Tabii. Adalet, adalet, adalet yeterli, Bunlar yok. bize o kadar yabancı terimler ki o kadar yabancı bir anlayış ki ama bu toplum 20 sene içinde işte bu saydıklarımdan dolayı bu noktaya geldi. YSK'nın 16 Nisan'ı ilk defa mı ihlal oluyor zannediyorsunuz? Gayet net. Bu kalemi bırakırsam düşer kadar net. Yoruma kapalı mühürsüz pusulalar Geçersiz. geçersizdir. Nokta. Bazıları geçerli ama adam ne yaptı kendini? Anayasa yedinci midir? Aynı. Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında hiç kimse kanun yapamaz. yapamaz. Orada YSK yargıçları kanun yaptılar. Ne yaptı. Kanun yapıcı milletvekilleri hangi partiden olursa olsun bir kanun yapmışlar. Mühürsüz pızılalar geçersizdi. Adamlar geldi o gece, o günü akşamüstü geçerlidir dediler. Kanunu değiştirdiler. Anayasa bence 7. madde bil, doğru yedinci biliyorsam. 7. madde yani devredilemezliği daha... değiştirdi. Evet, değiştirdi. Yani böyle böyle bir Türkiye'den bahsediyoruz. O için e, so, son olarak şunu söyleyeyim. Bir kanun var Türkiye'de onun esas değişmesi lazım. YSK kararları hiçbir yere itiraz edilemez diye bir şey var. Tabii. Çok eğer, bir şey. Eğer bir şey o kanun olmasaydı Anayasa Mahkemesi ile büyük bir olasılıkla YSK Çatışırdı. yargıçlar yine karşı karşıya gelirdi. O referandum kabul edilmezdi. Evet. Ee, şey üçüncü e, adaylık kabul edilmezdi. Eğer Türkiye'de olumlu bir şey yapılacaksa o maddenin bir şekilde değişmesi lazım. Çünkü YSK YSK kimlerden oluşuyor. Orada koyduğunuz Danıştay, Sayıştay, bilmem ne, Yargıtay'dan gelen hakimler. E onları ki, bu ülke neler gördü biliyor musunuz? Cübbesinde düğme arayan <gülüyor> mahkeme <gülüyor> başkanları gördü. Yüksek mahkeme başkanları gördü. Uğurlarken eğilip böyle el sallayan makam aracına yargıçlar gördü. Hangi hukuk devleti, hangi adalet, Hangi özgürlüklerimizi, haklarımızı savunacak bir yargı? Ee, sonuç ne oldu? 138 ülke arasında 117.liğe düştük. Altımızdaki 21 ülkede zaten kazana koyup kaynatıyorlar insanları, yiyorlar onları. Afrika kabileleri falan. Bu noktada, ha, bu, bu hukuki kriz. Bunu siyasi krize çevirecekler. Sonunuza nihayet hı hı. geliyorum. Hı hı. Evet, e, kafalarında... Anayasa değişikliği yok. Yeni bir anayasa var ki ilk dördede dokunabilir miyiz, yorum getirebilir miyiz, o işi sulandırabilir miyiz ki kafamızdaki o kutlu davamıza daha kolay ilerleyebilirim. Ee, Erdoğan'dan sonrası için bile ben bunu miras olarak bu kutlu davaya taşıdığımı göstereyim falan. Bu hedef olabilir. Ee, dolayısıyla yani Türkiye. Türk hukuku için, adaleti için çok şey, e, esef verici bir dönemden geçiyoruz. Referanduma götürecek siyasi olarak e, bunu sağlar. Şeye referanduma götürecek sayıyı da sağlar. Her referandumda yaptığını yine yapar. Orada unsurları mutlu edecek küçük küçük maddeler böyle torba yasa gibi. 2010 referandumu nasıldı? 24 madde. kim itiraz edebilir? Gayet mantıklı ama iki tane sakide şekeri. Evet. iki tane zehirli maddeyi araya koy. Halbuki Venedik Komisyonu diyor ki Ben diyor birbiriyle alakalı olmayan konuları bir sepete koyup Aynen. referanduma sunamazsın diyor. Ona rağmen bunu yaptılar. Yine bunu yaparlar ve şimdi kendi kanallarında oturturlar o, tür türler, o lise dengi diplomalı profesörlerini, açık öğrenimden diploma almış profesörlerini falan. <laughs> Bombardman başlar iki ay, üç ay. Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? şeydeki manav, simitçi, e, ya şey. Anayasa değişmeli. Bu anayasa yani. değişmeli ya hakikaten olmuyor. Baksana yüksek yargı tepede şey var falan filan. Ve bir de hukuk dersi verir simitçiniz. Onları referanduma götürür. Margaret Thatcher'ın da güzel lafı vardır referandumlarla ilgili. Demagogların silahıdır diye. Ee, ondan sonra da istediğini tozunu attırırlar bu ülkenin. Ama yaşadığımız ciddi bir e, ekonomik tablo var. Acaba bu risk alınabilir mi diye sorarım birkaç dakika sonra. Bir hatırlatmak isterim. Çok e, vurgu yaptığımız 2010 referandum sürecinde bilhassa bireysel başvuru hakkı ile ilgili... Ne tür cümleler söylenmişti? Ee, övgü dolu diyebileceğimiz aslında atıflar var burada. Binlerce vatandaşımız hak ihlali nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyor. Devlet milyonlarca lira tazminat ödüyor denilerek aslında yeni sürecin daha iyi, daha güzel olacağının vaadi dile getirildi. Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğunda anayasa mahkemelerine bireysel başvuru hakkı var. Problemlerini kendileri çözüyor. Bugün yük olmasından e, biliyorsunuz dem vuruluyor. Halbuki o dönem e, bireysel başvuru hakkının Avrupa Birliği'nde de e, olmasına bir vurgu yapılıyor. Bireysel başvuru hakkıyla Avru anayasa mahkemesi bir çeşit Türkiye İnsan Hakları Mahkemesi haline getiriliyor. Ülkemizdeki hak ihlallerine karşı caydırıcı olacak. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı Yargıtay ve Danıştay'ın yetkilerine müdahale anlamı taşımaz. Yani tenakuz çok sevdiğim bir ifadedir benim. Hani çelişki diyelim bugün yaşadığımızda büyük bir çelişki aslında bu açıklama. Yüce Divan'da hukukçularla birlikte siyasal bilimcilerin, iktisatçıların veya toplum bilimcilerin yer alması medeni dünyada yaygın bir uygulama denmiş. O vakit şimdi yapısına yönelik eleştirilerden biri tamamen e, hukukçulardan oluşmaması yönünde biliyorsunuz. Halbuki o dönem bunun e, medeni dünyada yaygın bir uygulama olduğu vurgulanmış. Şimdi bu siyasi bir krize e, evrilir mi? Yeni bir anayasa tartışması sizce gündeme gelir mi Süheyl Bey? Ne dersiniz? E, getirilmek istenir bir kere, onu söyleyeyim. E, arkadaşlarımın söylediği gibi, e, Türkiye'de e, kuruluşundan beri e, Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP, bunu sürekli kullandı, sürekli kullandı ee, ve sürekli de bir şekilde başarılı oldu. Şimdi bunu anayasanın gündemine yani bir anayasa değişikliğinin gündemine getirmesi için 2010'dan hatta 7'lerden beri gözlemlediğim bir şeyi mutlaka söylemek zorundayım. O da şu, Türkiye'de bile kolay kolay AKP bunu getiremezdi. Bakın Türkiye'nin bana göre gene bir farkı var. 2017 değişikliğini hep beraber yaşadık. Yaklaşık iki ay, 24 saat hiç durmadan, haftada 7 gün 24 saat hiç durmadan Türkiye'deki medyanın yüzde doksanında, doksanında hayır veren çukurcudur, hayır veren hendekçidir, hayır veren vatan haindir, hayır veren PKK'lıdır. Bizzat Cumhurbaşkanı'nın damadı mıydı işte Berat Albayrak çıkıp vatan hainleridir hesap soracağız dedi. Buna rağmen ne oldu? Türk halkının yüzde elli ikisi hayır demeye vereceği görülünce oyların kapanmasına sandıkların bir saat kala artık mühürsüz oyları da sayacağız dedi bakın. Ve elli buçuk aldık kırk dokuz buçukta öbürleri kaldı dendi ve iş bitti. Doğru mu? Halbuki Cem Bey'in de söylediği gibi Mühürsüz oy bu ülkede ve dünyanın bütün ülkelerinde geçersiz olması seçim için güvence altına alınabilecek iki husustan bir tanesidir. Kapalı yerde kullanacağım bir, iki mühürsüz oylar geçersiz sayılacak. Bu kadar basit. Senin olup olmadığı belli değil. Hayır dedi. Bu güvenceye gerek yok dedi. Sonra e, e, tık tık o yüzde bir medyada gördük e, tık, tık, tık 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 mühür vuran sandıkları. Şimdi... Bunu şunun için söyledim. Dünyanın başka hangi ülkesinde olsa, bakın olamaz ayrı. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, ya, e, e, Fransa ile Almanya kesin, İtalya kesin de inanıyorum. Yüzde 60-65 çıkardı evet. Türk milletinde gene bir, bir cumhuriyet e, anlayışı var. Evet ses çıkarmıyor. Ses çıkarmamasının nedeni de şu. Yani e, çok da aptal değil millet. Yani gidip orada bir şeyin önünde e, yürümeyip oraya gitse iyice daya veya ne ile suçlanacağını millette gördü. Gezi Parkı'nda gördü. İnsanlar, 8 tane genç bir ay içinde öldü. Bir kişi bile sormadı hesabını. Ailelerin dışında. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bakın Sevgi Hanım, ee, iki şeyi e, 2007'lerden sonra Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı bağladı. Birincisi şuydu yargı şey ne derler medyanın %90'ına bağladı. Şu anda bile siz bu programı yapıp bir de ne olur diye sorarken eminim ki şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ndeki televizyon kanallarının yüzde %90'ında şu anda Cumhurbaşkanı ne kadar başarılı olduğu anayasaya direnenlerin nasıl darbeci olduğu darbe istedikleri için veya da 82 keze değişmesin dedikleri için buna karşı çıktıklarını ve onların Batı ayrağını milliye şeye karşı olduklarını söyleyen bütün televizyonlar vardır şimdi iki ellerinde çok güzel bir güç kullandılar şimdi söyledi Profesör oldukları belli olmayan profesörler dedi şimdi son dönemlerde neler görüyorsunuz yani ne, ne yaşıyorsunuz da yani Adam hayatı boyunca coğrafyacı. iki tezi var. Coğrafya bir sene Amerika'ya gitmiş gelmiş şu anda her şeyi bilen profesör. Artık en üstlerde yani adam yönetici filan. Şimdi hepsi hepsi hepsi. Baktığınız zaman hepsi. Çoğunluğu. Şimdi bunlar 2007'lerden itibaren bir şey uydurdular. Yargı vesayeti, yargı vesayeti, yargı karar veremez. Anayasa Mahkemesi yetkilerini. Dünyada Simge sorun vallahi. Yani ABD'de, İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da, hadi beğenmezsiniz Hindistan'da... Anayasa mahkemeleri mutlaka temel hak ve özgürlükleri korumaya yönelik olarak bir yetkilerini aşma yoluna gitmişlerdir. Anayasa mahkemesi olağanüstü hallerdeki kararnameleri denetleyeyim dediğinde... Bu ülkede felaket gürültü koptu. Nasıl yaparsın? İktidarımızın dediklerine nasıl karşı çıkarsın? Hatırlayın. Yahu dünya her yerinde bunu yapıyor. Amerika'da 1787 anayasasında federal yüksek mahkemenin an anayasa mahkemesi gibi çalışması var mıydı? Kendi kendine yarattı. Dred Scott Kara ile kendi kendine yarattı. Almanya'da keza Alman anayasasına uygunluğunu denetledi Avrupa Birliği sözleşmelerinin Sözleşmenin anayasa uygunluğunu denetledi. Şimdi dolayısıyla bu o dönemde her istediğini yapabildi. Her istediğini yapabildi. Halk uyurken hakikaten 2017 anayasası nasıl yapıldı? Televizyonların %90'ı Allah'ım neler yapıyorlar, e, Türkiye'yi kurtarıyorlar derken saat akşam 10'da başladılar. Döv, kavga dövüş sabah 7'ye kadar. Yani gerçekten Türk milleti uyurken anayasa yaptılar, Türkiye'yi kurtaracağız dediler. Şimdi niçin bunu bu kadar anlattım? Çünkü siyasal bütün yetkilerini yargının, şey medyanın yüzde doksanını ben aldım ve akademisyenler de bazılarını kandırdım. Herhangi bir nedenle yanıma aldımla. Düşünün o zamanlar hakaret etmediğim için yani insanların kafasında bir beriksin diye söylüyorum. Osmancanlar, Serap yazıcılar, şeyler ya ortalığı hatta Zühtü Aslan da onlardan bir tanesiydi. O yüzden Anayasa Mahkemesi'ne başkan seçildi. Ve ilk seçildiği günde neredeyse bir karar verdi. Türkiye'nin hukuk birikimini 25 yıl geri çevirdi. Olağanüstü hallerde Anayasa Mahkemesi 25 yıldır denetlerken geldi başına ve dedi ki biz artık denetlemiyoruz. Bizi ilgilendirmez. Hükümetler ne isterlerse yaparlar olağanüstü hallerde dedi. Ve ondan sonra yapılanları biliyorsunuz. Yani neler yapıldı. Tabii, tabii, Şimdi dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Yalnız bugün eğer bu akademisyenlerin büyük çoğunluğu yok, büyük çoğunluğu utandı, kaçtı ve e, hatta bir tanesi de işte Sayın Kılıçdaroğlu tarafından e, milletvekili seçtirildi. E, Serap yazıcı, öbürü de e, neydi Adalet Bakanlığı yapmış, o da Çankaya'dan seçtirildi. O yüzden zaten. Kılıçdaroğlu da artık bu kadar olmaz diye belki koltuğunu biraz kaybetti. Çünkü anlatacak bir hali yoktu bunu. Şimdi ben, mecliste 264 milletvekili var. Biri de işte meclis başkanı olarak kullanamazsa 263. 50 de şeyin, e, MHP'nin. MHP'nin çünkü kendi bir şeyi yok. Yani sonuç itibariyle... Aslında Devlet Bahçeli'nin de e, katkı olması adına hatırlatmak isterim. Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değişmesiyle Bravo. ilgili... Ee, ne kadar istekli olduğunu Hep açıkça beyan ettiği ortada ortada. Zaten onu da katıyorum 263 313 eder. Zaten ama şu var. Bir tane de katarsa e, işte 5 e, tane de o e, yeni saadet yeni, 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 yeni refah, refah var. var. E, katın. İşte 319 318 olur. Ama HDP'nin 50 milletvekili şey 50 mi 46 mı 47 mi ne milletvekili var. Şeyin var. E, saadet Partisi'nin var. İYİ Parti'nin var. Dolayısıyla bunlar ve e, şeyden ayrılan İYİ, CHP'den İYİ, ayrılan İYİ milletvekilleri. Bu da çıkmıyor ki getirin, i̇şte, bakalım İşte yani, şunu, şunu söyleyeyim. Eğer bunlar destek olursa 360'ı bulurlar. Hatta 400'ü bile bulurlar. Ama artık Türkiye'nin ben bu durumda demin ondan söyledim. 2010'larda Türkiye o kadar e, savunmasızdı ki Sizler istediğinizi yapın. Yüzde doksan medya harikalar yaratır diyordu. O yüzde doksan gene aynı şeyi yapıyor. Ama şimdi ortada halkın inanacağı bu programlara çıkıp evet efendim ne isterlerse yaparlar sayın cumhurbaşkanımızdan iyi mi bileceksiniz diyen artık mesleğini bu de seviyeye indirgemiş akademisyen bulmak zorlaştı. Şimdi o gün yapanlar bile vazgeçtiler. Örneğin Osman Can kanun hükmünde kararnameyle denetleyemez derken 2017'den sonra baktı ayıp oluyor. Öğrenci yetiştiriyor. Sonunda şöyle dedi. Ya bu sefer ayıp ettiler. Olmaması lazım da Anayasa Mahkemesi'nin dedi. Dikkat edin. Bir daha da hiç karışmıyor. Yoksa bilmez ve şöyle bir durum olsa Osmancan e, Türkiye medyası %90'da sabahtan akşama. Neden at veriyorum? Çünkü şahsen bana bir zarar vermedi bu insanlar. Meslekleriyle olmaması gereken bir şeyi yaptılar. Burada üç kişi bizim zararımız yok ama ya bu olmaz diyoruz. Anayasa açık diyoruz. Siz de söylüyorsunuz. Değişiklikleri yaptıklarında bak ne demişler. Yargıtayı, Danıştay'ı görevlerine karışacak diye bir şey yok. Merak etmeyin demişler. Şimdi ben bu anayasa değişikliğini yapabilecekleri kanaatinde değilim. Çünkü takke düştü, kel gözüktü. Artık çok nettir ortada ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan eğer bir şekilde yaparsa 360'ı bulursa referandumu yüzde yüz kazanır. Hiçbir şey olmasa yüksek seçim kurulu tamam bitti yüzde aldılar size ne dese ne diyeceğiz? Üçüncü kez olamaz dediğinde çok açıkken İstanbul seçimlerini nasıl iptal ediyorsun derken çok açıkken mühürsüz oyları nasıl geçersiz sayıyorsan aynı şöyle demedi mi size ne ya canım çekti yaptım dedi. Aynı öyle bir gerekçe sürdü ileri. Burada da aynı şeyi sürer ve seçimler daha devam ederken çıkmıştır sonuçlar. Bitti. 60 dese ne diyeceksiniz? Maalesef buraya geldik. Bir son şunu da söyleyeyim. Bakın çok güzel bir şeye değindiler. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarını denetlemek lazım dedi. İşin vahim noktası burada. Hani diyorlar ya Fransız devrimden sonra devrim kendi çocuklarını yer diye karşı devrimdeki kendi çocuklarını yiyor. Gördük. Şimdi anayasa mahkemesi diyoruz. Ya anayasa mahkemesi işte siz de yazmışsınız zaten. 15 üyesi var. 15 tanesini de Cumhurbaşkanı 12'sini doğrudan 3 tanesini de genel başkanı olduğu parti aracılığıyla seçiyor. Şimdi Yargıtay diyoruz. Yargıtay'ı kim seçiyor? Hakimler ve Savcılar Kurulu seçiyor. Tamamını Yargıtay üyelerini. Peki Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu kim seçiyor? Tamamını 6 tanesi doğrudan doğruya, 7 tanesi de genel başkanı olduğu parti aracılığıyla veya partiler aracılığıyla şey seçiyor. Şimdi dolayısıyla tamamını seçtiği iki kurum. Bence Türkiye'de bu hakimlerimiz çok kötü olduğu için değil, ama 20 bin, 25 bin kişiyi düşünün. 25 yaşında mesleğe giriyorsunuz, birinci gün. 65 yaşına kadar devam ediyorsunuz. Ve bir kişinin iki dudağındasınız. Bakın üçüncü defa anayasaya göre cumhurbaşkanı olamaz denilen e, yargıcı ne yaptılar? Attılar meslek. Meslekten ihraç. Meslekten attılar. ihraç ettiler ya. Dilekçe Adam ver. bir şey demiyor. Dilekçe verdi Dilekçe, verdi. Dilekçe verdi. Üçüncü defa anayasaya göre olmaması lazım. Meslekten attılar. Şimdi bu HSK'nın olduğu, cumhurbaşkanının bunun üyelerinin tamamını atadığı, Yargıtay'ın üyelerinin tamamını atadığı dolaylı olarak anayasa mahkemesi üyelerinin tamamını atadığı bir ülkede siz ne yapsanız yap yapın hukuku tesis edemezsiniz. O zaman da devrim karşı devrim kendi çocuklarını yemeye başlar. Bunu mutlaka kurtulmak lazım. Anayasa değiştirilecekse bunun değiştirilmesi gerekir ama yapmak isterler mi? Hayır. Peki. Ee, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını hatacak, hatırlatacak olursam Anayasa Mahkemesi'nin e, birçok yanlışları arka arkaya e, geldi ifadesini kullandı. E, partimden bazı arkadaşlar yargıtayı yerip Anayasa Mahkemesi'ne övgüler düzüyorsa onlar da yanlış yapıyor. Bizim birimiz hepimiz hepimiz birimiz anlayışıyla hareket etmemiz lazım. Buralarda kalkıp birilerine şirin görünmenin anlamı yok ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel söyledi. ...anayasa değişikliğiyle ilgili rejimin ortadan kaldırılması riskiyle karşı karşıyayız... ...ama biz buna geçit vermeyiz minvalinde konuştu. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in de anayasa değişikliğine yol döşendiği minvalinde... ...açıklamaları oldu ve Erdoğan anayasa değişikliği için böyle bir kavga üzerinden... Altyapı hazırlama adımları atıyorsa bu çok tehlikeli dedi. Ancak e, az önce e, Süheyl Hoca'nın da belirttiği gibi ve e, Mithat Hoca'nın da belirttiği gibi aslında olası bir anayasa değişikliğine baştan kapı kapatmış değil. E, anayasa değişikliği olabilir, yapılabilir. Onunla ilgili çeşitli öneriler ortaya konur. Kabul görürse, milletimiz kabul ederse o anayasa değişiklikleri de Olur dedi. Dolayısıyla ben Mithat Baydur size sormak isterim. Hani tarafların açıklamaları bu şekildeyken bu kriz nereye evrilir? Ee, bir e, anayasa değişikliğine gidilmeyeceğini düşünüyorum ama giderse de yüzde yüz hani referanduma da giderse yüzde yüz geçer ifadesini kullandı. Katılır mısınız böyle bir öngörü? Evet yani bir taşlar döşenmeye başladığından sonra mutlaka bir finaliteye doğru gidiyor. Ama 400'ü parlamentoda belki bulması zordur da. O 360'ı bulabilirler gibi geliyor bana. Yani bir, bir referandum daha gözükebiliyor. Gözü gözüküyor olabilir muhtemelen. Çünkü ben biraz önce söylediğim gibi yani bu kurumlar arasında ani bir kavga çıktı. Cumhurbaşkanı'nın müdahalesi Aa, ne yapıyorsunuz falan diye böyle bir e, bitecek şeklinde değil. Bu sahnede bizim gördüğümüz mizansen. Arka planda esasında bakın işte görüyor musunuz böyle bir kurumlar arası yüksek yargı kurumlar krizler oluyor. Yani bunu bir daha bir sadeleştirmemiz lazım. Yani burada yeni bir rol ve misyon atfetmemiz ve bunu bir tekrar yeni bir anayasaya yeni anayasayla düzenlememiz lazım. E, Cem Bey'in de söylediği gibi bir sürü olacak referandumlar. Tabii ki bunun propagandarı falan olacak. Reklam deme ben reklam mı? Hayır. Ha, tamam öyle bir kalkınca reklam mı acaba <laughs> dedim. <ben? gülüyor> Çünkü izicamım bozuldu. Yok devam yok. Tamam. <laughs> Lütfen. Şimdi e, Dolayısıyla o propaganda süresi içerisinde bunun ne kadar esasını olması gerektiği, kurumlar arasındaki ihtilafın böylece giderileceği, Türkiye'nin daha mutlu, müreffeh ve huzur içinde olacağı hep böyle bir işlenecek. Yani Bunlara zaten alıştık. Ama şimdi şu var. Mesela işte e, dilekçe verdi hakim. Hı. E, üçüncü kez olmasını ben kabul etmiyorum. Anayasa aykırı dedi. Yani altı ay ceza, iki sene meslekten mendil meslekten atıyorlar falan. İmamoğlu davasında bir ceza öngörüyor siyaseten yasaklamasını. Yani burada bu cezayı verecek bir unsur göremiyorum diyor hakim. <laughs> Samsun'da galiba. Samsun'da buldu kendini. Şimdi bunlar milletin gözünün önünde oluyor. Mesela Barolar Birliği'nin geçenlerde yaptığı gibi kriz için. Bunlara bir, bir şekilde bir müdahale... Yani Türkiye'de itirazı ve itiraz sonrasında umudu yeniden örgütleyecek siyasi ana muhalefet partisine ve sivil toplum örgütlerine ihtiyacımız var. Bunu hep beraber seyrediyoruz. Yani bugün İmamoğlu için olur, yarın başka birisi için olur. Tabii ki. Bakın bu cezayı vereceksiniz. Siyaseten yasaklayacağız biz bu kişiyi. Bu siyasi profil ediyor. Efendim bunu dolduracak, içini dolduracak bir unsur görmediğin dediğinde adama topla balonu gideceksin diyorlar. Hukuk böyle işlemez. İşlemez. Anayasa Mahkemesi e, yükü efendim çok ağır. Bu nasıl olacak? Bunu yani şu böyle bir tez olabilir mi? Yani Atayet At Bakanı tarafından böyle bir tez gündeme getirilebilir mi? 130 bin kişi var. Bak böyle bir şey olmaz. Yani hocanın yanında ben şimdi lütfen tevazu sınırlarını aşmak gibi gözükmesin ama latince yine humani nil, ame alienum puto derler. İnsanım ben. İnsanla ilgili hiçbir şey yabancı kalamam. Anayasa Mahkemesi onu söylüyor. iyi ya da kötü. Ama yani nereden geldi? Onun arka planı Hayır kimdi? Mesela, bir tanesi cemaat destekçisi miydi? Onları ben bilmem. Ama yani insan olma çerçevesini 16. yüzyılda çözmüş adamlar bunu ya John Locke çıkmış insanın doğuştan gelen hakları var demiş yaşama hakkı işte din ve vicdan özgürlüğü mülkiyet hakkı bütün hepsi bugün tartışma alanı içerisinde 17. yüzyılda batının çözdüklerini bugün Sen hala tartışmaz. mesela mülkiyet hakkı ile ilgili yeni çıkan yasayla ilgili düşün acaba mülkiyet hakkıma bir halal gelecek mi diye onu tartışıyoruz biz yani aşağı yukarı nerede baksın 350-400 yıl gerideki konuları daha yeni yeni tartışıyoruz Dolayısıyla insanın insan olmaktan gelen hakları vardır. Anayasa Mahkemesi bu konuda titizliği göstermeli diyeceğimize biz. Ya çok yükü var bunu kaldıralım böyle bir şey. Hukuk yani esasında şöyle bir şey var. Yani e, hukuk felsefesi sanki böyle yok biliyor musunuz? Mesela bir davanız olsa bunu hepimiz yaşıyoruz. Mesela kendinle mesela bir avukata söylüyorsun. Ne yapacağız diyorsun mesela Ahmet Bey, Mehmet Bey ya da Gülçin Hanım neyse avukat kimse. Hocam asli cezaya baş bir direk çevirelim. Asli cezadan 7 ay sonra bir gün verirler bize. Ondan sonra onu olmazsa oradan istinafa gideriz bilmem ne. Böyle bir teknik şeyler anlatıyor. Yani bunu normalde böyle bir 3 ay böyle bir, böyle sertifik alan birisi de takip edebilir bunu yani. Ben o savunmayı da onlardan iyi yaparım. Onu da size söyleyeyim ya. Savunmayı da onlardan çok daha iyi yaparım. Ben istiyorum ki bir hukuk felsefesi olsun. Yani bu niçin lazım bize? Baktığı zaman onu görecek. Burada bir insan hakkı var. Toplumsal bir menfaat var kamusal bir kamusal bir refah var bunu yani onu felsefi olarak görmesi lazım Hukuk felsefesi dersini aşağı, kaldırdılar herhalde. Yok. Bir hukukun felsefesi olması lazım. Dersen, felsefe dersini kaldırdılar da bu olmadığı sürece zaten siz hiçbir zaman sebep sonuç ilişkisini göremiyorsunuz. Analitik düşünemiyorsunuz. Ezberci bir nesil yetiştiriyorsunuz. İşte şimdi tekrar din adamları geliyor. Diyanetin elemanı 211 bin olmuş. Geçen gün okudum. Türk Silahlı Kuvvetleri 350 bin galiba. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yaklaşıyor sayısı. 211 bin. Diyanet o öğretmeni yapacak, öğretmeni Geçmiş, hocam. O tabii, şeyden. tabii. Yani, tamam. Tabii tabii. E, Şimdi zatımız. anayasa metinleri siyaset sınıfının insafına bırakılmayacak metinlerdir. Hocam bunun hocası ya. bak. Tabii. Anayasa metinleri kimse bir toplumsal sözleşmedir o. Social contract. Kaçıncı yüzyılda yapmışlar? Toplumsal bir sözleşme, bir mütabakat sağlanmış, iyi ya da kötü yapılmış. Bu kimsenin insafına bırakılacak metinler değildir. Ben öyle görmüyorum, bunu bunu biraz değiştireceğim. Den denmez bu ikide birde. Yani 1921, 24, 61, 82 yenisi geliyor. 82 her tarafı delindi zaten. Yani 82, 82 olmaktan çıktı. Yani identity sorunu vardır felsefede. Kimlik sorunu. Yani adamın ya vücudunu bırakıp beynini değiştirdi, kafasını değiştirdiği zaman o, o mudur acaba? Ya da kafası kalıp bedeni değiştirdi, o, o mudur acaba diye. Her tarafı değişti. Bu acaba 82 anayasası mı? Yani bir, orada bir kimlik sorunu ortaya çıktı esasında. Şimdi bu arada... Ee, şeyi gösterdiniz, e, 2010'da bunlar söylenmişti. Referandum yani, sürecindeki Bu o, o kadar alıştığımız bir şey ki. yani kutsal mi diyorsun. Şey <laughs> yani, şimdi mesela Suudi Arabistan'a işte dosyayı verelim de yani cinayetin izlerini yok etsin mi dediler değil mi? Sisi'ye katil dedik biz, Sisi'ye katil dedik. Ee, Rusya'ya bir daha düşürürsen bir daha aynısını yaparız dedik biz. <laughs> McKinsey en, en ibret vericisi McKinsey'dir. Cumhurbaşkanı dedi ki şey yok e, Hazine ve Zamanın Maliye Bakanı Berat Albayrak biz dedi McKinsey firmasıyla anlaştık. Türkiye'nin böyle bir makroekonomik fotoğrafını çekecek. Yani nerelerde var, bütçe açıklar, vergi sistemimiz nasıl olması? Bir, bir danışmanlık almak istiyoruz dediler. Ondan sonra tabii muhalefet şey yaptı. Ya diyor ya, biz yapacak adam yok mu Türkiye'de? Yabancılar bir de buna para mı vereceksiniz? Ya bunda mı yapamıyorsunuz dediler falan filan. Buna itiraz edenler gaflet Alalet, hatta hıyanet içinde de dediler. Köşe yazılarını hatırlıyorum ben. Getirebilirim size. Sonra çıkma başka çıktı için sonra. Yok ya biz bize yeteriz ya Allah aşkına ya McKinsey falan filan. Aynı adam bu sefer 5 gün sonra evet Türkiye yine yerli ve milli duruşunu bir kez daha sergiledi. McKinsey'i istemiyoruz ve dolayısıyla utanmadan aynı aynı adam yazdı bunu biliyor musunuz? Çok ayıp bir şey ya. Çok ayıp bir şey. Yani dolayısıyla şimdi Bence bunu biz handikap gibi söylüyoruz ama bunu. Mesela yabancılar herhalde bunu bir esasında e, Türkiye ile pazarlık yapma konusunda avantajlı bir durum gibi görüyorlar. Bence öyle görüyorlar. Bir bakıyorsunuz mesela ya Cumhurbaşkanı bunu Amerika Birleşik Devletleri neler söyledi ya? Şimdi gidiyor nasıl görüşecek bir bir uzlaşma olacak diyorsunuz. Uzlaşabilirler. Yani yabancı bunu bu kadar sık 180 derece dönebilen, çok hızlı manevra yapabilecek kadar da böyle bir dönebilme kabiliyeti olan siyasi profilleri pazarlık masasına oturtmada bir koz olarak görüyor kendisi açısından. Öyle de oluyor herhalde. Öyle oluyor herhalde. Yani şimdi dolayısıyla burada da bunu yadırgamak lazım. 2010'da bunu söylediler. Şimdi 2023'te sonunda bunu söylüyorlar. Yarın bugün anayasa yaparlar. İ i̇nanın bakın yaşarsak zaten şeye doğru gidiyor. Yani 10 Mayıs 1946 idi herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışsa da düzelsin herkes yazar. 10 Mayıs 1946'da Cumhuriyet Halk Partisi, İkinci Dünya sonrası olağanüstü bir kultay yapıyor. O zaman o da daha önceki tüzüğünde CHP'nin İsmet İnönü için değişmez ve ebedi genel başkan ibaresi var. Ama müttefikler kazanınca insan hakları, piyasa ekonomisi, demokrasi gibi bunlar esasında büyük motto ve bir kılavuz niteliğinde olunca değişen dünyada kendi yerlerini oraya tayin ettikleri çerçeve ve bağlam içerisinde biz de bazı şeyleri düzeltelim diyorlar. Yani demo çok partili hayata geçiliyor. Bunda tüzükle böyle bir şey olur kaldıralım diyorlar. E bu gidişle burada yani bir dahaki anayasa diye değişirlerse değişmez ve başkana doğru gidecek herhalde. Öyle anlaşılıyor. Çünkü kimse ses çıkartmıyor, bakılıyor. Herkes hep birlikte seyrediyoruz. Ben birazcık esasında muhalefet partilerinin burada tekrar söylüyorum itiraz hukukunu yani kırmadan dökmeden yakmadan itiraz hukukunu ve yarınlara dair tekrar umudu örgütlemede lokomotif bir rol üstlenmelerini arzu ediyorum temenni ediyorum. Yani bakın yapamayacaklarsa bu bu, bu bu merkezde büyük boşluk olursa bir başka millet başka partiyle kurmasını biliriz. Şimdi İYİ Parti konuşursa bilmem zamanımızda merkez boşalırsa CHP de üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremezse hani Amasya Genelisi diyor ya Atatürk milletin kendisi yine milletin azim ve kararıyla kurtulacaktır falan gibi. Yani burada milletin azim ve kararının e, arzu hilafına gelişmeler olursa bir başka siyasi oluşum olabilir. Yani o anlamda milletin günü geldiğinde belki Tekrar bir sesini çıkartacağına, bir diriliş hareketi göstereceğine dair umudumu hala taşıyorum. Ama çok vahim şeylerde hep birlikte böyle bir seyrediyoruz. İtiraz hukukunu diri tutmalı diyor kısaca e, Profesör Doktor Mitat Baydur muhalefet partileri açısından. E, şimdi bu konuda siz e, ne söyleyeceksiniz merak ettim Cem Bey. Çünkü siz demin de aslında muhalefetin... E, bir duruş sergilemesi gerektiği ya da en azından itiraz etmesi gerektiği ancak es geçtiği anları saydınız. Ee, şimdi bir tarafta Anayasa Mahkemesi'nin e, değişmesi gerektiği fikrini açık açık beyan eden Sayın Bahçeli var. Kendini bir hakem olarak pozisyonlandırdığını açıkça söyleyen Sayın Cumhurbaşkanı var. E, diğer tarafta yeni bir genel başkan, ufukta yaklaşan yerel seçimlerin... E, İster istemez sıkıştırdığı iki lider, Sayın Akşener ve Sayın Özel, yani onlar açısından büyük sınavlar olacak. Dolayısıyla Hani bu itiraz hukukunu ne derece diri tutabilirler, diri tutamazlarsa bunun sonuçları ne olur? Önce şunu söyleyeyim, 2000, bu ülke 2007'de bir referandum yaptı. Demokraside aşağı gitti. Dünya Demokrasi Endeksinde. 2010'da referandum yaptı. Hem demokraside hem hukuk devletinde aşağı gitti. 2017'de bir daha referandum yaptı. Sözüm ona daha demokrat olacağız, işte şu olacak devlet, millet kucaklaşacak falan martavalıyla. Ondan sonra 2017'den sonra yine aşağı gitti. Bugün demokraside Uganda'nın altındadır Türkiye. Ee, hukuk devletini demin söyledim. Şimdi 2024'te bir daha bir referandum düşünüyorlar. Şimdi dertleri de e, 130 bin başvuru, bireysel başvuru problemi Şimdi adama soralım ya niye 130 bin başvuru gidiyor anayasa mahkemesine? Yani, Alt mahkemelerinde bir sorun var tabii demektir. demektir. Tabii. Onu düzelteceğine gelmiş diyor ki başvuruyu kaldıracağız diyor. Bir de yine soralım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru, mahkumiyet ve tazminat şampiyonu kim? Rusya'da çıktı artık gidemiyor ahime. 2022'den Doğru. beri. Kim? Hangi ülke ve neden? Bir e cevap ver ya. Adalet Bakanı bağlan bir cevap ver. Bu yıllardır böyle ama. Aslında Cem Bey yine katkı olması adına söylüyorum. Şurada bir anket yapsak sosyal medyayı dahil evet. etmemize bile gerek kalmadan eee Adalete güveniniz, itimadınız tam mı? Vardım, yani bir davanız yani. olsa hızla ve en adil biçimde çözüleceğine inanıyor musunuz De kendi aramızda bile bir anket yapsak aslında sonucun ne çıkacağını biliyoruz. hepimiz %0 aşağı yukarı çıkar. biliyoruz yani. Ama buraya nereden geldik? Yine bir örnek daha vereyim. Bakın, Ahmet Necdet Sezer yürütmenin başına anayasaya uymuyorsun diye anayasa kitapçığı fırlattı. O kıyamet koptu. Bunun maliyeti dediler 30 milyar dolar, 35 milyar dolar attılar, tuttular sanki şey vardı gibi. Bugün ödediğimiz bedel, denetlenemeyen, gücü denetlenmeyen ve dengelenmeyen bir yürütmenin başına anayasa kitapçığı fırlatacak hiçbir mercinin kalmamasıdır. Ve bunun bedeli yüz milyarlarca dolardır. Çok fazla. Onun için adamcağız geziyor ülke ülke 3-5 atar mısınız diye. Türkiye'ye yardım eder misiniz diye. Sadece doları dizginlenmenin dizginlemenin bedeli 226 milyar dolar. İşte rakamlar burada. tabii Ama neden? Kitapçığı fırlatacak kimse kalmadı bu ucube yeni rejime geçildikten sonra. Şimdi pek çok o kafadakiler e ne yapalım işte demokraside aşağı gitmişiz, şurada aşağı gitmişiz hukuk devleti, yargı bağımsızlığından aşağı. Şey. Şeyde daha iyi, fakirleştik. Onu diyecektim. Bu hatta Birbiriyle hatta zaten zaten bağlantılı, bağlantılı evet, sermaye ekonomiyle. kaçtı. Evet, ekonomi Tek adam rejimine değiştirdi. geçti, daha da hızlı kaçış başladı. Tabii. Çünkü kimse önünü öngöremiyor. Tabii. Dünyada bir tane daha, bırak gelişmiş ülkeyi, gelişmemiş ülkede bile ...4 senede dört kere değişen Merkez Bankası değiştirmiş bir ülke daha varsa koysunlar önüme ya. Böyle bir ülkede bırak para gelmesini durmaz para gider. Bu saydığım nedenlerden dolayı fakirleştik. Ha şimdi getireceklerdir anayasa yeni anayasa metni. 410'lara lazım değil. Hatta 400'ü bulsalar bile referanduma götürürler. Halk yapar. Çünkü yerel seçim Erdoğan ve AKP için cumhur en az cumhurbaşkanlığı seçimi kadar önemli. Tabii ki. Bilhassa İstanbul ve Ankara'yı geri almak. Erdoğan gibi bir siyasetçi 20 küsür senedir Türkiye'yi yöneten, işte dünyaya adını duyurmuş o şekilde veya bu şekilde bir siyasetçi İstanbul ve Ankara'yı iki seçim üst üste kaybetmeyi ne kendisine izah edebilir, ne seçmenine izah edebilir, ne kendisine destek veren o cemaatlere, gazetelere, medya kuruluşlarına falan izah edebilir. Onun için bu yerel seçimi kazanmak için her şeyi yapacaktır. Ve baka, bakacaktır duruma göre iki sandık götürür. Bu da bir şeydir. Yani diyelim ki iyi Parti dedi ki ya biz tamam evet veriyoruz Meral Akşener, onun altyapısını hafif hafif yapıyor zaten. 401 buldu, 402 buldu neyse. Yine de zaten dedi, hayatı yazıcı galiba dedi. 400'ü geçsek de dedi referanduma götürebiliriz dedi. Onun için e, bekleyeceğiz ama AKP şimdi nedir retorik? E, ya bu darbe anayasası Erdoğan'ın sözleri İşte artık özgürlükçü sivil bir anayasa yap yapmamız lazım. Ben, yani bana bakılır, ben siciline bakıyorum çeyrek asırlık. Eğri doğru çizgi çizemezsiniz. Yani yapabilecek olsan zaten yapardın. Bundan üç sene önce bu kanallarda yine dolaşıyorduk. Ne tartışıyorduk biliyor musunuz? İnsan hakları eylem planı diye bir şey attılar ortaya. Hatırlıyor musunuz? Hı, hı, hı. Üç evet. sene. Ne oldu? <laughs> Demek ki bir sorun vardı insan haklarında değil mi? Evet. Eylem tamam. planı hazırlıyoruz falan dediler. <laughs> o da İki hafta konuşuldu, üstü kapatıldı, bitti gitti. Muhalefete gelince Özgür Özel'e zaman tanımak lazım. Ee, şimdi eleştirenleri duyuyorum. İşte Kılıçdaroğlu ne kadar yanlış karar verdiyse o da onun yanındaydı. Ben dün gece bir kanalda da söyledim. Genel Başkan'ın gölgesinde siyaset yapmakla Genel Başkan koltuğuna oturduktan sonra siyaset yapmak çok farklı şeylerdir. Onun için Özgür Özel'e zaman tanımak lazım. Kredi vermek lazım. Ama şurada şu hataya düşmemesi lazım. Kılıçdaroğlu niye eleştiriliyordu? İşte sokağa çıkmıyorsun, sadece tweet atıyorsun, grupta konuşuyorsun. Olabilir mi böyle şey falan diyorsun. Hop, kapanıyor konu. Grup konuşması biter bitmez toplumun gündeminden düşüyor. Özgür Özel hemen bak ben bu eksikleri kapatacağım diye daha seçildiğinin ertesi günü ben sokağa çıkacağım, sokakta onu yapacağım, bunu yapacağımdan 30'a düşmemesi lazım bence. Daha önemli bir şey var ana muhalefete düşen görev, Özgür Özel ve ekibine. O da gündem belirleyin kardeşim. Gündemi Erdoğan belirlemesin, onun peşinden koşmayın. Muhalefet yapıyoruz diye. Erdoğan'ın bu dediği yanlıştır, bu paket yanlıştır, bu kanun yanlıştır. Bu uygulama yanlıştır. Şöyle böyle. Yani bu şey değil. İnisiyatifi ele alın. O kadar çok malzeme veriyor ki bu iktidar ana muhalefete. Gündem yaratsın diye. Bu gölge kabine bu anlamda sizce önemli bir işlev yani yerine olabilir. getirebilir gölge Gölge kabine demokrasilerde olur. <laughs> Şeffaflık olan bir ülkede olur. Bilgiye erişim özgürlüğü olan ee, nedir o? Bilgi edinme yasasının doğru dürüst çalıştığı bir ortamda olur ki e, hani kabinenin bakanıysan sen, gölge bakansan önce bir bilgi alman lazım ki ne oluyor, ne bitiyor, ne planlanıyor, ne hazırlanıyor, ee, rakamlar nedir? Ondan sonra alternatif ortaya sunarak toplumun önüne çıkabilirsin. Ee, eğer izleyiciler yazarsa e, gölge kabine hangi ülkelerde var? Hakikaten demokrasinin zirve yaptığı ülkelerde var ama deminden beri diyorum... Türkiye Uganda'nın altında dünyada 103. sırada bir ülkedir demokrasi e, endeksinde. Için, ama bir sıfırdan iyi bir rakamdır. Daha önce denenmemiş bir şeydir. Her gölge gölge kabinenin her bakanı başarılı olmayabilir ama bir iki tanesi bir e, şeyler yapabilse <laughs> topluma yönelik e, ama e, dediğim gibi e, elinden geleni yapması lazım. Mutlaka e, bu bu demokrasi konusu, bu e, devletin demin dediğim gibi çatırdamaması için e, muhalefetin e, bir arada güçlü bir duruş sergilemesi lazım, evet. toplumu ikna etmesi lazım ve bu konuda e, yani soka, sokağa inmek derken görsellerden daha çok ben bahsediyorum. Millet sokağa inmez. Bu çerçevede sokağa in, inmiyor zaten. Örnekleri verildi. Ama Özgür Özel toplayıp da parti yönetimini, milletvekillerini yanına ortak partiler bulabilirse Yargıtay'ın önüne siyah çelenk bırakıp gündem yaratabilir. HSK'nın önüne gidip basın açıklamaları yapabilir. Ben illa sokak dediğim zaman nümayiş falan demiyorum. Ama e, bu gündemi Kılıçdaroğlu zamanında en başarılı gündeme eli geçirdikleri dönem hatırlarsanız 128 milyar nerede? Bugün sokaktan adam çeviri 128 din ne olduğunu söyle. Bu nasıl yaptı Kılıçdaroğlu? Grup konuşmasında aa nerede 128 milyar deyip üstünü kapatmadılar. Ne yaptılar? İlçe başkanlıklarına pankartlar astılar. Üst geçitlere pankartlar astılar. 128 milyar nerede diye. Kimyasını dengesini bozdu AKP'nin ya. Polis onları indirdi. Hakaret yok. Hiçbir şey. 128 milyar nerede? Sonra bazı partiler sadece 128 yazdı. Onu indi. Biliyor musunuz hocam Kıbrıs'ta çıkartma gemisi var 74. O, o geminin numarası Ç128'miş. <laughs> ne yaptılar biliyor musunuz? Apar topar o dönemde tarihi geminin gövdesini kazıdılar. Ç1974 yaptılar onu. Bu derece kimyaları bozuldu. <laughs> bir, bir, bir şeyle yani bir eylemle, pankart asarak, görsellerle. Onun için yani Özgür Özel bunları mutlaka ekibini kurdu. Hayırlı olsun. Yani bunları düşünerek muhalefet yaparlarsa bir farklılık yaratabilirler belki. Peki. Sadece 90 saniyelik bir aramız var. Dönüşte e, yerel seçim öncesi ittifak konusunu konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisindeki yeni görevlendirmeyi kısaca değerlendirmeye çalışacağız. İyi Parti'de yaşanan istifaların perde arkasını İyi Parti'de Genel Başkan Meral Akşenerle CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'in Perşembe günü gerçekleşmesi beklenen buluşmasının ertelendiği bilgisi geldi ama ittifak yeniden gündeme gelir mi sorulmaya değer bir soru. 90 saniyenin ardından buradayız. Haberin peşinde, manşetlerin izinde. Gündem masası hafta içi her gün yine saat 12'den 15'e dek haberi ve manşetleri sizlere ulaştıracak. Türkiye'de her gün 300 kişi sigara yüzünden hayatını kaybediyor. Bu sigara şirketleri için her gün 300 müşteri kaybı demek. Sigara şirketleri kaybettikleri her müşteri yerine birini bulmak zorundalar. Ama ben sigara yüzünden kaybettiğim babamın yerine birini bulamadım. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken Dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Sigara şirketlerinin gerçek yüzünü görmek için sigaragercekleri.com Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki kriz nasıl çözülecek? Erdoğan'ın hakem olduğu maçı kim kazanır? CHP Gölge Kabinesi daha etkin muhalefet tarzı mı planlıyor? Gazze'de katliam dur durak bilmiyor, insanlık can çekişiyor. Savaş nasıl sona erecek? Washington, İsrail'in ne kadar yanında? İpek Özbey soruyor, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek ve araştırmacı yazar Erol Mütercimler karşı karşıya da yanıtlıyor. İpek Özbey ile karşı karşıya 2015'te Sözcü Televizyonu'nda. Bir yandan da yerel seçimler için geri sayım devam ediyor elbette. Kulis bilgilerini bu programı takip edenler eminim. Her gün sosyal medyadan okumaya, takip etmeye çalışıyordur. En büyük soru işareti, ittifaklar yeniden gündeme gelebilir mi? Yanı sıra İyi Parti'deki istifalar ne anlama geliyor? Nasıl okunmalı? Nasıl yorumlanmalı da bir başka önemli soru başlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sözcü gazetesinden ve Sözcü televizyonundan elbette takip ettiğiniz e, İsmail Saymaz'a verdiği söyleşi de söyledikleri önemli. Hem Sayın Meral Akşener hem İyi Parti kadrolarının devletinin, milletinin, İstanbul'un ve buna benzer şehirlerin geleceğini düşün vererek karar vereceğine inanıyorum. Şüphe duymam. Dolayısıyla benim ittifak süreci bitti diye yorum yapmam mümkün değil. Konuşulmaya muhtaç bir süreçtir ifadesini kullandı. İyi Parti'den istifa eden Profesör Doktor Bahadır Erdem de bu kararını yazılı bir açıklamayla duyururken aslında partisinin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin muhalefette kalmasının Önemini hatırlattı ve İyi Parti'nin her ilde aday çıkarma kararını doğru bulmadığını belirterek ayrıldığını duyurdu. Eski Merkez Bankası Başkanı olarak da hatırladığımız Durmuş Yılmaz da İyi Partiden ayrıldığını 9 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Şimdi bu tur hocam siyaset turuna sizinle başlayalım yerel seçim tamam. başlığına sizinle başlayalım. Ee, sizce ittifaklar yeniden gündeme gelebilir mi? İyi parti özellikle İstanbul ve Ankara gibi iki büyük şehirde e, demin Cem Bey'in ifadesiyle yani iktidarın kaybetmeyi ne seçmenine ne ona oy verenlere e, açıklayabileceği iki partiye e, aday çıkarması nasıl mümkün olur? Çünkü hem Sayın Yavaş hem İmamoğlu hmm. e, iddialı rakipler olacaktır. Onların karşısına evet. aday bulmak da zorlu olabilir. Elimden geldiğince hemen kısa bir şekilde anlatmaya çalışayım. Fakat şöyle bir eski yani birinci turda konuştuğumuzda çok kısa zamanı ona ayırmayacağım da bir atıfta bulunayım çarpıcı olduğu için. Şimdi Cem Bey hani söylerken insan aklına hemen geliyor böyle bir pencere açılıyor. Bu geçenlerde bir rakam okudum yani devletin verdiği bir rakam. Son 5 yılda yani şöyle söylemek lazım. 2018 ile 2023 arası iç ve dış borçta 5 kat civarında 5 kata yakın bir artış göstermiş. Bu esasında içine girdiğimiz sistemin denetlenememesinden ve hesap verebilir olmamasından ya da böyle bir keyfiyet arz etmesinden dolayı ne nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Yani bu meyanda bu meyanda Cumhuriyet'in tüm birikimleri yani bütün özelleştirmeler içerisinde satılıyor, ee, ama biz bunları ne kadar Suriyeli'ye masraf edildiğini, ne kadar Suriyeli'ye para gittiğini bilmiyoruz. İşte ne bileyim net hata noksan diyor. Net hata noksan 210 milyon dolar olur anlarım. 60 milyon dolar anlarım. Ama mesela 26 milyar dolar net hata noksan. Yani bunu herkesin sorması lazım. Nereden geliyor para net hata noksan? Ya yani kaynağı belli olmayan para demek 26 milyar dolar. Nasıl olur kaynağı belli olmayan 26 milyar dolar? Kimse sormuyor ya. Kimse sormuyor. Bu, bu 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 dönemde diyor net hata Noksuna bu ay bu kadar para girdiriyor falan böyle bir geçiliyor. Ama 476 milyar dolar hala kamunun ve özel sektörün toplam dış borcu varsa ve bunun işte aşağı yukarı 211 milyar doları çok yakın vadeli ödeme gibi bir durumla karşı karşıyaysak tablo çok iç açıcı değil. Bu bu bu, bu da 5 yıl olduysa demek ki bu sistem bize uymadı. 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 Yani S400 alıyorsun mecliste tartışılmıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nda tartışılmıyor. Bilmem nereyi satıyorsun. Hiçbir şey tartışılmıyor. Varlık fonuna bağlı. Varlık fonunun başında Sayın Cumhurbaşkanı var. Yani dolayısıyla sistem bir e, Sayıştay'ın bazı kanalları tıkalı oluyorsa yani Sayıştay da fonksiyonel eskisi gibi işlevsel bir görev ifade edemiyorsa denetlenme mekanizması olmayan bir yerde dolayısıyla bu zarar etmek bu mukadder gibi eski tabirle. Çaykur zarar eder mi ya? Günde 100 milyon bardak çay içiliyor Türkiye'de. Daha önce programlarda söyledim. Resmi istatistikler 100 milyon bardak çay içilen bir ülkede çay kuru zarar ediyor. Ya bunlar ayrıca bunlar ayrıca tartışılması lazım. Şimdi 28 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanı çıkıyor. İlk kez muhalefet kazanmaya bu kadar yakınken kaybediyor. 48 52 buçuk gibi falan. Çeşitli sebepleri var tabii. Ama e, iktidar içinde bir hayat memat seçimi iken Mesela normalde zafer kutlamaları olması lazım değil mi? Çünkü yani bıçak sırtında bir seçimi kazandılar. Fakat o akşam yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı İstanbul'u İstanbul alacağız diyor. Lazım diyor evet. i̇şte bu önemli bir şey. Demek ki İstanbul'a çok önem verilecek. Ya yani Bu belli bir şey. Kim aday olur bilmiyorum. Tahmininiz Ama... var mı hocam? Çünkü e, yani sık yapılan bir yorumdur. Bir seçim biter ve AK Parti için bir sonraki seçimin çalışması başlıyor. Evet bence aday, aday sıkıntıları var. Yani böyle çok, çünkü tek adam modeli, yani parti tek adam modeli. Her şey reis ne der diye bakıyorlar. Yani diğerleri çok böyle low profile dedikleri, düşük profili, kusura bakmasınlar. Şimdi dolayısıyla daha ziyade parlamalara da izin verilmeyen sistem gereği böyle bir yapılanmada öne çıkan şey olmuyor. Yani Siyasi aktörler görülmüyor, kıt görülmüyor. Fahrettin Koca'nın ismi e, çok zikrediliyordu. O da en son hekimler bunun için gidiyor falan deyince bence toplumu gözünden düştü. Hekimler bunun için gitmiyor Fahrettin Bey. Eğer size oy veren birisi çıkıp da kanalda AK Parti iyi ki iyi ki geldi. Artık çok iyi doktor dövüyoruz diyorsa ondan gidiyorlar. Yani sabah akşama kadar sabaha kadar nöbet tut. E, aldığın ücret iyi değil. E, e, üstelik de her an gece vakti basılıp e, dayak yeme, bütün akrabayı taallukat tarafından dayak yeme ihtimalim var. Ondan doğru gidiyorlar. Para için gitmiyorlar. Dolayısıyla bunu toplum bunları unutmaz. Ee, yani Covid'i yönettiği gibi İstanbul'u yönetirse vay haline İstanbul. Tabii tabii yani, tabi. Dünya Sağlık onlar, Örgütü evet, uyardı da bir anda biz günde 3800 kişi ölürken bir anda 34.760'a çıktı. Bir günde oldu bu. Evet. Dünya Sağlık Örgütü sen ne yapıyorsun dedi ya. Yani bunu bunu bu rakamları düzelt dedi. Şimdi dolayısıyla o, katılıyorum. Ee, ben yine şey olabilir yani bir ihtimal. Ee, İçişleri Bakanını yani kaybedersen mı? tekrar dönersin derler. Onu olacağını. Çünkü iyi iyi bir izlenim bıraktı kamuoyunda. Yani yani e, ne oluyor ne bitiyor o arka planı beni ilgilendirmez ama kamuoyundaki izlenimini söylüyorum ben. Hı hı. E, yani herhalde başarılı çalışmalar yapıyor. Çünkü yani millet dikkatle takip ediyor. En azından Sırp'tı, Bulgar'dı, Arnavut'tu dünyanın olmayan mafyası yoktu burada ya. Böyle bir şey nasıl bu hale geldi İstanbul? Türkiye nasıl bu hale geldi ya? Kadın çocuğunla beraber spaget diyor AVM Erkeks'te. Tepeden evet, üstüne evet. Kurşunlar uçuşuyor falan. Bir bakıyor ki Sırp mafyası ya bilmem ne mafyası orada hesaplaşıyormuş. Gürcülerle Arnavutlar bilmem nerede kapışmışlar. Sokak ortasında birbirlerini öldürüyorlar. Yani bu nasıl bir hale geldi bu ya? Nasıl bir şey geldi? Çünkü Venezuela'dan çıkmış Mersin Limanı'na geliyor. 6 ton içerisinde uyuşturucu var. ismini söylemeyelim. Bir adres yazıyor. Adama geliyor. Adam diyor, yanlışlıkla kargo bana gelmiş. Ben bilmiyorum diyor. Akıbetini öğrenmedik. Bilmiyorum nereye gitti böyle bir şey, o, Bodrum e, şeye geliyor, e, geliyor, Mersin'e bir şeyler geliyor, gidiyor falan. İnşallah yani toplum arkasında toplumun rüzgarı almak çok önemli. Sayın işlere bakın toplumsal rüzgarı arkasına almış gözüküyor. İnşallah başarılı çalışmalar yapar. Şimdi muhalefetin tabii CHP'ye biraz kredi açmak lazım. Şimdi yeni bir şey oldu yani. İstanbul kongresinde şun oldu onlara girmek istemiyorum. Bir gün şeyler söyleniyor. İşte Ebil kongrede ne oldu? Yani onu bilmiyorum ama ben şöyle bakıyorum. Toplum bir şeydi, bir küskünlük vardı muhalefette. Demek ki bir değişiklik hissediyordu. Bu Kemal Bey'in kötü adam olduğunu getirmez. Yani Türkiye'nin gördüğü ya görebileceği belki de Namuslu, devlet terbiyesi görmüş, umur görmüş siyasi profillerden biriydi ama Olmadı. O, yani bunu beceremedi. Cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olmasından tutun birçok muhalefet etmesi için bu kadar mümbit bir siyasi, sosyal ve sosyoekonomik bir içilim varken bu ikilim maalesef çok iyi kullanamadı, kullanılamadı. Şimdi Özgür Özel daha böyle proaktif gözüküyor, daha bir şeyler gözüküyor. umarım parti içerisindeki yapılanmada da bir herhangi bir sorun çıkmaz başarılı olabilir. Çünkü Türkiye'nin gerçekten yani iktidar hani derler ya Demirel çok kullanırdı onu. Her rejimde vardır önemli olan muhalefettir diye. Dolayısıyla muhalefetin kendisini muhalefet gibi yani kendisinden beklenildiği kadar enerjik, reaksiyoner ve böyle bir inisiyatif alıcı tarzda kendini göstermesi lazım. İyi Parti'nin sorunu sadece işte böyle bir teknik seçimde şöyle yaptı, böyle yaptı falan filan. Onlar çok arzi ve şeyler yani ikinci şeyler bence konumlandıramadı İyi, Parti kendini. Yani orada bir bir problem var İyi Parti'nin. Yani bir bir parti kurulduğu zaman böyle bir daha ziyade Orta Anadolu Bozkır Milliyetçiliği MHP'ye aitti. Daha ziyade liman gibi büyük şehirlerdeki kendini milliyetçi, ulusalcı diye tarif edenler seküler daha böyle sekülerizmin ön plana çıktı toplumsal kümeler orada kendilerini ifade etmek istiyorlardı. Eğer CHP'den memnun değilseler ki bir böyle bir gri alandaydı. Yani Adalet ve Kalkınma Partisinden gayri memnun olanlar birdenbire CHP'ye oy atamayacaklar için o bir AKP'den, MHP'den gelen bir ara durak, bir alan gibiydi. O oyu da alabiliyordu. Olarak. Ama e, şeyden Sosyal Demokrattan CHP'den de memnun olmayan alabiliyordu yani yapısı itibariyle. Fakat bunu işte bu şeylerde meşhur altılı masada işte kalkma gibi falan Gitti bir daha gelirdi. Ben orada yani iyi, iyi bir sınav veremedi maalesef. iyi parti. Yani hep söylüyorum bu çok konuşuldu tekrar tekrar kendimi tekrar etmek istemiyorum ama yani son dakikaya kalmadan koluna girersiniz şey altılı masayı kuranın Kemal Bey'in dersiniz ikinci buluşmada Kemal Bey ya şöyle bir gelir misin ya siz gerçekten aday olmak istiyor musunuz? E, herhalde yani o da yani olmayacağım diyip sonradan ben olacağım fikirdeyim demeyeceğine göre yani izin verirseniz düşünüyorum desteklersiniz diyecekti baştan söyleyelim. Yani siz düşünün biz meslek veren bizim adayımız bu deyip bunu baştan çözselerdi son ana kalmasaydı çok iyi olurdu. Son ana kalması ne oldu? Hem seçim kaybedildi hem de parti kendine zarar verdi. Eğer anketler yanlış söylemiyorsa çünkü bir tanesi yanlış hep söylemez. Birbirine benziyordu. 16-17 civarlarında olan oy oranı hemen bu olaylardan sonra 9 civarlarına düştü. Yani seçimde gitti, kendinde bitirdiler. Seçimden sonra zaten CHP iyi kötü bak olağanüstü bir kongre yaptı hesaplaştı. İyi Parti yüzleşemedi. Yani İyi Parti'de şöyle bir sorun var. Bakıyorum Meral Hanım'ın konuşmalarına sürekli olarak birilerini şikayet ediyor. Yani böyle bir şey gibi. Yani işte efendim bunu yaptılar. Bizi işte, bizi biz işte bize dayattılar masadan kalktı. de yapıyor zaman e, parti zaman. Parti içerisindekiler beni mi takip ediyorsunuz? Bunun hesabını vereceğim. Bana parmak kaldırırım, parmağını kırarım. Onu yaparım. Yani sürekli bir bağırma, sürekli bir çağırma, masaları kendi kendine yumrukluyor, sürekli bir şikayet hali. Şimdi sürekli şikayet eden, diğer partileri ve kendi şikayet eden partiye de toplumsal bir bir muhabbet teveccüh olmayabilir gibi geliyor bana. Yani siz yarınlara dair yeniden biz bunu unutalım. Öyle bir perspektif çiziyoruz ki ana muhalefet biz olacağız. Biz biz bir yara aldık, bir hata yaptık ama biz tekrar kitleri kucaklamaya hazırız şeklinde yepyeni bir pencere, bir perspektif çizebilirsiniz. Belki oradan kaldığı yerden devam edebilir. Ama bu haliyle bir hüsran bekliyor bence. Ki hele 81 ilde kendi adayımızı çıkartacağız diye ısrar edilirse sizin biraz önce çok güzel işaret ettiğiniz gibi daha önce çok büyük bir destekleyerek, överek, İmamoğlu'nun karar verildikten sonra otobüste ablası gibi elinden tutarak böyle bir destek vermesi, Ankara'da Mansur Yavaş'a destek vermesi. Şimdi ne diyecek adaylarına? Geçen sefer mesela Ankara'da yani e, keçi öğrendiği yeni mahallede dolaşırken ya geçen sefer bir hata yaptık Mansur Bey için ama şimdi çok iyi bir adayımız var mı diyecek. Tıpkı masadan kalktığında Kemal Bey istemiyoruz dedikten sonra döndüğünde bir oy Kemal'e, bir oy da bana derken ne kadar yani dramatik bir durum değil mi? İstemediğin bir adamı o istiyorsunuz. Yani şu aynı o duruma düşerse aynı seçim gibi hüsran olur. Evet. Şimdi dolayısıyla en azından belli illerde, belli illerde yapmasını yani her hepsinde olmasa bile, belli illerde yapılması daha böyle tutarlı kalabilme ve seçmen nezdinde yani 5 sene aynı, önce aynı şeyi söylemiyoruz deyip seçmeni üzmeyip çelişkiye düşürmemesi çerçevesinde de daha doğru olacağını düşünüyorum. Peki, Peki Cem Bey, siz ne dersiniz? Size sorarken şunu da sorayım. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir çalışma ofisi kurduğu yönünde e, bazı bilgiler var. Bunu kimisi bir parti içi muhalefet çalışması olarak yorumluyor Eğer ama sorulduğunda hayır yerel seçim çalışmaları için kendisinin bir hani mekan arayışı var. Ee, tamamen partisine destek olmak üzere böyle bir çalışma ofisi kuruluyor. Minvalinde yorumlayanlar da var. Yunit Sokak benzetmesi yapanlar var. Siz ne dersiniz yaklaşan yerel seçimler için e, partilerin payına sizce ne düşecek? Kılıçdaroğlu'nun ofisini bilmiyorum ama şunu tahmin ediyorum, hayatı boyunca işte hesap uzmanı, evde iş götürmüştür. Yani bir hobisi var mıdır Kılıçdaroğlu'nun tavla oynar mı, <laughs> dizi seyreder mi? Yoksa tüm yaşamı boyunca işte siyaset ve işiyle ilgilendiği için, şu anda hani tabiri caizse sudan çıkmış balığa mı dönüyor, ne yapacağını bilmiyordur falan. Bir de bu işlerden kopmamak için belki amacını bilmiyorum tabi ama yerel seçime yönelik demin dediğim gibi şimdi Erdoğan'ın avantajları var dezavantajları var Erdoğan'ın dezavantajı muhalefetin avantajı olur Erdoğan'ın avantajı muhalefetin dezavantajı olur şöyle bakalım eee beyefendinin söylediği gibi Erdoğan'dan sonra ikinci bir isim yok popüler bir isim yani kimi çıkarsa bu mu diyecek. AKP seçmeni bile bu mu diyecek. Beyefendi evet. dediniz dediğiniz ben mi alıyorum? Evet efendim. Siz ha, ne yok dediniz. Yok ben Cem Bey diyorum da ya yani Mithat Bey falan Olur, deseniz. Da... de tamam. Yani, evet. Şu, Peki. Partide <laughs> herkese başkan denir. Çünkü hıtaf, isimleri karıştırma <laughs> şeyiniz olmaz. Riskiniz olmaz. <laughs> <laughs> Mali müşavirler birbirine üstad diyor. Onlar da böyle isim hatırlamak zorunda falan kalmıyor. Ben de beyefendi hanımefendiye takılıyorum. Ee, evet, e, tamam. AKP'de isim yok. İki tane çok önemli konu var. Yerel seçimin dinamikleri çok farklı genel seçimden. Bunu muhalefet adayları nasıl, nerede, ne kadar kullanabilirler? O seçmen nezdinde çok önemli konu olabilir. Bugün itibariyle konuşuyorum. Birincisi sığınmacı konusu. Kentlerdeki kiralık yer bulunmaması. Kiraların yüksekliği yani konut sorunu. Bunu muhalefet işleyebilir mutlaka. Yerelde. İstanbul'da da işler. E, Muğla'da da işler. İşte nerede bu sorun? Bütün Türkiye'de var bu sorun. Güneydoğu'da, Antep'te, orada, burada. Bu da AKP'nin bir dezavantajı. İktidarın kullanabilirse avantajı olur. Esas sorun tabii ekonomi. Hayat pahalı. Düzeleceği falan da yok. Onun için belki de bu anayasa tartışması şey. Cambaza bak. Yani bu akşam bizim Dünyada niye 5. 193 ülke arasında 5. en büyük enflasyonu yaşadığımızı konuşmamız lazımdı ama anayasa anayasa hukuk mukuk konuştuk. Evet. Yani e, çevremizdeki ülkelerde çift haneli enflasyon sadece ve sadece Suriye'yi bir kenara koyuyorum. E, şeyde Azerbaycan'da var. O da 10.9. O kadar. Ermenistan binde bir yıllık evet. enflasyonu Gürcistanın binde sekiz yüzde bir bile değilken biz dünyada en yüksek 5. enflasyona sahibiz. Avrupa Birliği'nde bizden sonra Macaristan geliyor 12. 12. On Bravo, bravo. Bir şey daha söyleyeyim. Geçen ay Afrika'daki 54 bağımsız ülkeden 53'ünün Sudan hariç özür dilerim Zimbabwe Sudan hariç Zimbabwe düzeltti biraz. 53'ünün enflasyonu Türkiye'den daha düşük. Esas konu bu. Neden bu hale düştük? Çok doğru. Mesela bir konu daha var. Ee, İçişleri Bakanlığı aday olursa ilgilendirecek. Türkiye neden kara para aklamada gri listeye düştü? Sudan, Yemen, Suriye gibi ülkelerle e, aynı kategoriye niye alındı? AKP iktidarı nelere göz yumdu, neleri yanlış yaptı da biz gri listeye düştük bu listeden çıkmak için, yatırımı çekmek için ne yapıyoruz? Ne Mehmet Şimşek ne yapıyoruz? Peki e, şeyin İçişleri Bakanı'nın operasyonları hani bu imajı değiştirmeye yönelik olabilir ama orada da şunu bilmiyoruz. Operasyonlar seçici mi yapılıyor? Hakikaten hak edene mi yapılıyor? Bunları bilmiyoruz. O, Ali Yerlikaya. Ama hakikaten ben de arada tebrik ediyorum. Çünkü özlemişiz. Çomasa devlet adamı gibi bir Evet. Bakan. İstanbul için aday olur mu sizce? Çünkü Mithat Hoca da olabilir, ay, olabilir diye. Isim olabilir. Yani bu amaç isim yok çünkü. böyle. Genelde bakanlık yapmış ya da yapmakta olan isimler zaten gündeme geliyor. Süleyman Soylu gibi, Murat evet. Kurum gibi, Fahrettin evet, Koca gibi. Sizin söylediğiniz Ali Yerlikaya olabilir. gibi. Yani olabilir. Profil olarak aslında bakan ve yani bakan altında hiç ben isim duymadım. Evet. Doğru. Doğru. Olabilir. Sürpriz olmaz. Ondan sonra şimdi AKP'nin avantajlarını zaten evet. konuşuyor. Yani devletin tüm kaynakları bir parti genel başkanının iki dudağının arasında. Bak bütçesi, kay, kurumları, TRT'si, Anadolu Ajansı, Rütü, Merkez, Merkez aklınıza hangi kurum geliyorsa bir bunları mobilize edecektir mutlaka seçimde. Kullanacak tabii seçimi kazanmak için. Ondan sonra şeyi bilmiyoruz. Bir gücü daha var. Ee, eğer ittifak oluşursa kendisine karşı onu bölme yaptığı gibi altılı masaya çok uğraştı hatırlarsanız. Onu bölmeye yönelik e, yani kullanabileceği çok şey var, sunabileceği çok imkan var ikna etmek için o ittifakta yer alacak olan iyi parti olabilir. Herkes iyi Parti'yi konuşuyor ama İstanbul'da. E, HDP'miş yeni evet. adı. HDP aday çıkaracak mı, çıkarmayacak mı? Yüzde sekiz buçuk kadar oy almışlar. Bir milyon kadar oyları var İstanbul'da. Bu teraziyi, e, dengesini bozabilecek bir şey. Bak İyi Batı'da ittifakları açığız dediler bugün. E, dediler. E, şimdi onu da yıpratır. Yani İmamoğlu açıkça seçmene HDP seçmenine hitap eden bir politika yürütse Kılıçdaroğlu'na yaptığını yapacak. Terör, merör e, aynı şeyleri mutlaka yapacaktır. O gücü de var. E, İmamoğlu aday olur mu? E, HDP aday çıkarırsa, İyi Parti kimi çıkarabilir bilmiyorum, aday çıkarırsa, CHP'nin içinde İmamoğlu'na tavır alanlar bazen görüyorum bu kurultaydan sonra. Yani İmamoğlu şu ana kadar siyasi sicilinde başarısızlık yok. Erdoğan'ı çeyrek asır sonra belediyelerde ilk yenilgiyi tattırmış, iki kere tattırmış birisi ve hedefleri var kendisine göre. E kaybedeceği seçimde aday olmak ister mi, olmazsa siyasetten silinir mi? Bunları zaman gösterecek. Ve son olarak şunu söyleyeyim, en önemli şey ilk bölümde konuştuğumuz konu yargının ne kadar bağımsız olduğu İmamoğlu eğer ciddi bir aday olursa İstanbul'u kazanmaya yönelik Cumhurbaşkanlığı yarışında olduğu gibi yargı süreci kullanılarak kulvar dışına itilir mi? Yapmaz yapmaz demeyin. Yani yap, yapmaz dediğimiz her şeyi yaptılar. İmamoğlu'na bir siyasi yasak getirir. Hadi her şey sil baştan olur. Onun davası hangi süreçte bilmiyorum ama e, o da olmayacak bir şey değil. E, sonra bir de şu var tabii. Şimdi e, Meral Akşener bence Tornistan yapacaktır o söyleminden. İşte, işte kendimizi ispat edeceğiz, her yerde aday çıkaracağız falan filan. Şimdi Meral Akşener'in tavrı Kılıçdaroğlu'nun şahsına mıydı, CHP'ye kurumsal mıydı? Kılıçdaroğlu'nun şahsına ise altı kılıç kılıçları oluyor. Özel ile Özgür Özel'le İma, İmamoğlu'yla ilişkisi hala abla kardeş ilişkisi mi yoksa aralarından kara kedi geçti mi? Meral Akşener İstanbul'da aday çıkarırsa İmamoğlu'nun karşısına bunu seçmene nasıl izah edecek? 6 ay önce bu adam İmamoğlu Türkiye'yi yönetecek kalibrede bir adam diyordun. Öne ön plana çıkarmaya çalışıyordun. 6 ay sonra bu adam İstanbul'u yönetemez. Benim ben bu adayı buldum. Buna oy verin. Bu, buna kendi partisi bile tepki verecektir. Onun için e, Meral Akşener herhalde gerçekleri görecektir. Partisindeki bazı isimler de görüyor. E, ona göre pozisyon değişikliği olabilir. Özgür Özel'le sonunda görüşür. Tabii Erdoğan da buna ne kadar izin verir? Erdoğan da mutlaka şeyi... E, Melal Hanımı kendi tarafına çekmeye çalışacak. E, şimdi siyasi değerlendirme ne kadar yapmak istersiniz bilmiyorum. Hoca O yüzden ben size aslında program boyunca konuşulan e, bazı hukuki noktaları sormak isterim. Yerel seçim özelinde. Şimdi tabii ki İmamoğlu'nun davası hani hep söylene geldi bugüne dek Demokles'in kılıcı gibi bekletiliyor gerçekten. E, bu süreçte karşımıza çıkar mı? Nasıl bir sonuç çıkabilir? Demin Cem Bey dedi galiba, siz dediniz değil mi? Yani belki de yerel seçimde iki sandık hı hı. gelir referandumla ilgili. Yetişebilir mi sizce? Çünkü az bir süre var. Ve İçişleri Bakanı aday olur mu? Olursa nasıl bir süreç işler? Kazanamazsa yani tekrar aynı göreve dönmesi gibi bir şey olabilir mi? Bunlar benim çıkardığım üç hukuki başlık. Çok güzel. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. E, demin de konuştuk. En basit e, şundan başlayayım. E, ben İyi Parti. Şimdi üç tane büyük parti var. Hı hı. Dedim size 318 tane milletvekili var. HDP, MHP ile şeyin. Üç tane e, mecliste çok o, temsilcisi olan HDP, Saadet Partisi ve İyi Parti. Şimdi ben bunların üçünün de artık 2007'de değiliz. 2010'da da değiliz. 2010'da dedim bir akademisyenler şeyi vardı. Sonra her biri işte biri Anayasa Mahkemesi'ne gitti, biri bir şey oldu, biri şuraya oldu, biri yöke gitti. Türkiye'yi yönettiler. Şimdi artık yok. Dolayısıyla ben partilerin bu oyuna geleceklerini tahmin etmiyorum. Bakın iş tüzükte söylediğimde boş olmadığını göstermek için iş tüzüğün 94. maddesi vardır. Der ki bir maddenin kabul edilmesi için mutlaka maddenin beşte üç çoğunluğu alması lazım. Beşte üçün altında alırsa, bir tane bile alsa o madde düşer. Şimdi eğer gene AKP mutlaka yapar. Başka türlü bir şey yapması önemli yani kolay değil. Der ki işte harika maddeler getirdim bakın. E, 2010'u hatırlayın. Bülent Arınç ne diyordu? Ünlü bir söyleşisi vardı. Hürriyette iki sayfa şey diyordu. Allah'ım kadınlar gördünüz artık siz yöneteceksiniz. işçiler artık yediğiniz önünüzde yemediğiniz ardında işte memurlar bak istediğin canın sıkıldığında grev yapacaksın filan. bunlar hep söylüyorlar. Şimdi ne derlerse desinler bu anayasa mahkemesini kaldırmaya veya da bir takım şeyler yapmaya yönelik maddelere oy vermeselerdi ki ver, vereceklerini tahmin etmiyorum. Onları düşünürler. Sonra anayasanın geri kalan maddelerine oy verebilirler. O zaman böyle bir imkan yoktu. Çünkü yetmez ama evet akademisyenler yapmazsanız olmaz, hepsi beraber gidecek diye bir hava vardı. Ben bu çerçevede, ben de şuna inanıyorum, partilerin yani mutlaka bu söylediklerinden vazgeçeceklerini ve İstanbul, Ankara gibi yerlerde bu gücü, kaybetmeyeceklerine, kaybetmek istemeyeceklerine inanıyorum. Şimdi e, şeyi durdurabilirler mi? Ekrem Bey yani e, yasayla. Ekrem Memon'u yasayla değiştirebilirler. Mi? Yapabilirler. Yargıtay'da. Ancak şöyle bir şey söyleyeyim. Hatırlayın. Recep Tayyip Erdoğan 2002 seçimlerine girdiğinde milletvekili olmuş muydu? Hayır. Neden yasaklıydı? Peki ne oldu? Türkiye'de öyle bir baskı oluşturuldu ki e, ve mutlaka şey olması ve neden yasaklıydı? Böyle e, birilerine sensiz salak İçişleri Bakanı'na dediği için falan değil. Hayır. Halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği gerekçesiyle. Şimdi e, ne oldu? Kalktı. Şimdi Ekrem İmamoğlu hakkında da verseler eğer muhalefet ciddi olursa, bunun buraya kadar gelmesinin nedeni ana muhalefetin de çok ciddi olmamasından kaynaklanıyordu. Hatırlayın karar verileceği gün Sayın Kılıçdaroğlu Almanya'da birileriyle görüşeceğim diye gitti. Tabii. Şimdi artık başta olmadığı için bunu söylememiz ne size ne bana aleyhte yazmaz. Çünkü herkes farkında artık bunun yani o zamanlar böyle söyleme ya biz o zaman da bunu hayır. Biliyorum, biliyorum da hayır yani hı hı. kötü yazmaz diyorum hı hı. ve bana da yazmaz çünkü hı. o sırada herkes ya bir dakika neden söylüyorsun ne var şimdi AKP'ye yüklen deniyordu şimdi ben CHP'de çok doğru söyledi gölge kabine filan ancak demokratik ülkelerde olur bugün şimdi gölge kabine hazineden sorumlu veya bir şeyden sorumlu hı hı. gidip sorsa ya ne yaptınız ne kadar aldınız ne kadar söylerler mi Hadi oradan derler. Yani açık e, CHP TÜİK'in bile kapısına gitti de almadılar, kilitlediler kapıyı. Hatırlayın ya artık Türkiye demokratik bir ülke değil. E, bir otoriter ülkede gölge kabini ama değişikliğin baktığınız zaman çok büyük önemi var. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu hiçbir zaman net söylüyorum... Ben siyaset de yaptım onu üstüne düşen şeyleri kesinlikle yerine getirmedi. Yani çok açık ve net. Kimse ah çok iyi insandı şöyle İyi insan ama şey almıyoruz yani kendi şirketimize genel müdür almıyoruz. 2016 7 Haziran'ını, 2015 7 Haziran'ını düşünün ya 7 Haziran gecesi AKP'nin 20 milletvekilimine eksiği var ya bitti 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 ve ne oldu? MHP efendim e, neydi o Ekmelettin İhsanoğlu meclis başkanı olsun demiş 6 ay önce cumhurbaşkanı adayı gösterdiği kişiye bu sefer Ekrem İmamoğlu kesinlikle olamaz meclis başkanı dedi. Kesinlikle kabul etmiyorum dedi. Ve CHP'liler de o sırada yanındakiler de ay ne kadar haklı yani bu MHP'nin kabahati. Ne MHP'nin kabahati ya? O gün deselerdi ki tamam kardeş Ekrem İmamoğlu, şey Ekmelettin İhsanoğlu olsun meclis başkanı dese hatta o bile etmez. Sayın Bahçeli sen ol deseydi, bugün hemen komisyonu kurardın, hemen komisyonları kurardın, bitmişti. 20 milletvekili eksiği vardı. Ben milletvekili oldum mecliste. 20 milletvekilinin ne kadar önemli olduğunu fazlalığın, eksikliğin ben gördüm, gözlerimle gördüm. Her komisyonda, her yerde. Dolayısıyla 2015, 2017 referandumu gördük ya, gördük. Hadi çıkın, gidin, Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısına gidin, sorun. Hayır, gitmeyeceğim saat 11.30'da bilerek isteyerek efendim çok üzüldük vallahi bir dahaki seçimlerde kazanacağız. Bugün bu yok artık bence. Bugün olmadığı için ben muhalefetin İstanbul gibi bu kadar önemli veya Ankara gibi yerlerde birleşeceğini e, düşünüyorum. Birleşmezlerse zaten kendileri giderler. Bir dahaki seçimlerde yaşamazlar. Şimdi şunu da çok e, önemsiyorum. CHP diğer partiler oy kazanabilir, AKP az alabilir, biraz çok olabilir. Ama MHP gibi partiler iktidarda olduğu için bu kadar büyük oy alıyordur. İyi parti onun yerine geçmemesinin nedeni kendi seçmenlerini, şeylerine, gençlerine iş bulamamasıdır. Şu anda MHP, yüzde üç de alsa, 50 şeyi yerleştiriyor devlete. 50yi yerleştiriyor hakimlere filan. Şimdi dolayısıyla Güç kaybetmesi diye bir şey olamaz. Düşünün Türkiye'de işsizliğin boyutlarını. Düşünün Türkiye'deki şeyleri. Yani yüzde on da alır. Bir de eğer rufailer de işe karıştığını düşünürseniz... ...dolayısıyla e, şey yaparsınız. Ben kesinlikle şuna inanıyorum. CHP'de değişmiştir. Aynı söylediği gibi... ...efendim o onunla çalışıyordu, bu kadar seyrediş sesini çıkarmadı filan. Evet ben de kızdım, ben de kızıyorum. Ben de beraber siyaset yaptım... Ama Türkiye'de siyaset farklı bir şey. Yani genel başkanların partiler üzerindeki şeyi ve CHP'nin dışında da hiçbir partide mevcut, mevcut genel başkanı değiştiremez. Bu kadar rahat değiştiremez. Evet, evet. Ya da Hiç kavga gürültü dayak yemeden değiştiremez. Şimdi o bakımdan ben bu işbirliğini yapacaklarına ve Türkiye'de İstanbul seçimlerini. Ne olursa olsun kazanabileceğimize Ankara'ya ve işte öbür taraflara inanıyorum kesin. Adayları ona göre belirleyecektir. Ali Yerlikaya'ya gelince, bakın ben çok net söylüyorum. Zamanında Milli Eğitim Bakanı için de yapıyorlardı bunu. Bir anda bir, yer, bir şey çıktı mı anlayın ki altında bir şey vardır. Türkiye'de. Yani buzdolabı tanıtır gibi, işte araba markası tanıtır gibi bir anda Allah'ım Ali Yerlikaya dünyanın en iyi adamı. Ya ne yapmış? Efendim Atatürk'ten bahsetmiş Atatürk'ten. Şimdi biraz da biz böyleyiz. Abi ne yapmış? Efendim şimdi bütün şeyleri yakalıyor ee, şeyleri. Hayır, biz de öyle düşünüyoruz da. Ben bunların tamamen bilinçli isteyerek bir adayı parlatmak için çünkü başka bir çare yok. Başka bir çare yok. AKP'nin eskiden bir tane adayı vardı. Her yere sundu. Her yere sundu. Bineli Yıldırım. Adam İzmir'e gitti, İstanbul'a gitti. Hayırlı, hayırlı. Her yere belediye başkanı oldu. Joker. E jokerdi ya. <laughs> Meclis başkanı isteniyor Bineli Yıldırım. Ya Koca Parti'de kimse yok mu? Yok. Şimdi Ali Erlikaya. Nöbetçi bir... Başbakanı. Evet Allah'ım. Daha dünyada böyle Ali Erlikaya gibi İçişleri Bakanı gelmedi. Ben buna bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kesinlikle inanmıyorum. Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bakın Özgür Özel'e bile ne diyoruz? Yanındaydın sen diyoruz. E bu 25 senedir sen yanındaydın. Valilik yaptın, bilmem nelik yaptın. Bırak bana anlatmayın ne olur. E sizin için demiyorum yani. E arkadaşlarım için de demiyorum. Şunun için ben e, işlerin döneceğine inanıyorum. Anayasa içinde kesinlikle böyle bir oyuna gelmeyeceklerini düşünüyorum. En son e, şey için de söyleyeyim. Yani bir şey. Eee... Meral Akşener içinde, şimdi Meral Akşener'i ben böyle bir hata yapıp biz Ekrem İmamoğlu'nu da seçtirmeyiz, kimseyi de seçtirmeyiz diyecek bir siyasetçi olmadığına inanmak istiyorum. Çünkü bu önemli. 2015'te Kemal Kılıçdaroğlu'nu isteyerek kaybetti. 2017'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilerek isteyerek kaybetmeye yol gitti. 2023 seçimleri ya. Herkes söyledi. Herkes anketler döküldü. Sen olma alabiliriz bu seçimi diye. Hayır dedi. Kaybedelim ben olacağım dedi. Artık bu siyasetçiye ben olmadığını düşünerek Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak gerçekten seviniyorum. Yeter artık. Seviniyorum. İkincisi de yeni siyasetçilerinde. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, diğer oradaki arkadaşlar bu hataları bilerek ya da bilmeyerek yapacaklarına inanmıyorum. Şunu hiç unutmayın. Elinde bu kadar güç bulunduran bir kişi son seçimlerde kaç oy aldı tek başına? Yüzde otuz beş. Doğru mu? Ana AKP yüzde otuz beş oy aldı. Dünyada hiçbir otoriter ülkenin bu kadar Tek başına propaganda yapabilen bir ülkenin genel başkanı yüzde 35 oy almaz bu anayasayla. Bu şunu gösteriyor. Türkiye'de bir yüzde 35'lik kesimi var arkasında. Var. Belki o yüzde 25'tir de işte o 20-30'dur bir kesim var. Eğer HDP'yi arkasına çekemezse ki onu çekmesi de bence zor, diğerlerini küstürür, ee, çekemezse ben bu seçimlerde etkin olmayacağına inanmak istiyorum. Ne yaparsa yapsın. Çünkü artık seçmenlerin de iyi denetlenebileceğini düşünüyorum. Nasıl yaptı? E, e, son söyleyeyim. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 kere yenildiği bir seçimde İstanbul gibi bir yerde iki defa katıldı. Çünkü sihirli bir formül yok orada. Sihirli bir formül yok. Dikkat edeceksin ve oyları tutacaksın, şey yapacaksın, sandıkları tutacaksın. Ve tuttu. Ve iki kez yendi. Ve 806 bin fark attı. O sistemin ikinci önemli adamının da aday olduğu, yani doğrudan e, Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olduğu bir seçimde ben çok umutluyum. Yeni sistemin gölge kabinesinden değil ama değişikliklerden umutluyum. Ekrem İmamoğlu'nun orada beraber olmasından umutluyum. Ve artık bu hataları yapacak bir siyasal kadronun olmamasından umutluyum. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Süheyl Batum, Profesör Doktor Mitat Baydur ve Cem Toker size de çok teşekkür ediyorum katıldığınız evet. için. Bu akşam geniş açının sonuna geldik. Yönetmenimiz Taha Altaş, editörümüz Eyüp Tatlıpınar ve prodüktörümüz Yasemin Seven ve Sözcü Televizyonu'nda canlı yayın ekibinde yer alan tüm arkadaşlarımla gerçekleştirdik yayını. Onlar adına iyi akşamlar diliyor, onlara da teşekkür ediyorum sizlere de şimdiden güzel bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Ha bir notu aktaralım. İyi Parti'de bir isim 27. dönem